Evet arkadaşlar. Yine bir canlı yayından da karşınızda arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet şöyle bir bakalım. Eray Tatlı hoş geldin. Cengiz Siyah hoş geldin yayınımıza. Bu arada Ala da hoş geldin yayınımıza. Gökhan Yavaş hoş geldin yayınımıza. Eray Tatlı demiştik arkadaşlar. Gökhan Yavaş demiştik. Bu arada Kahraman Taran hoş geldin yayınımıza. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir. Yani iyi olmazdı. Tabii ki Yalat'tan temenni denmedi maçın. Bu arada en son Cengiz İse'ye bayılmış. Ala da tamam unutma kardeşim. Vodafone Arena'da oynadığımız Beşiktaş'ı 3-0 Galatasaray 0 maç Galatasaray için kabus dedi. Yani arkadaşlar şu anda Fenerbahçe Hatay Spor maçındayız yani. Onu bir belirteyim. İlk yarısı biten maçta Adana Demirspor 1-0 galipti. 43. dakika. Daha ben de o anda arkadaşlar yayın için hazırlık yapmaya başladım. Yayına gideyim yani. O maçın da birazdan yine ona da gene bakacağız. Zaman zaman. Maçta şey yapmak için arkadaşlar önce bir yanımda bir telefonum var. Eski bir telefon. Oradan maçları takip etmek için bir program bulduk. Biz gene ya, radyo anlatımıyla yayınımızı yapacağız. Ben siz, bu yayın başlamadan önce hemen şu kulaklığım diğer kulaklığımı da getireyim. Tabii ki maça bağlanmak için diğer kulaklığım. Evet, biraz sıcak arkadaşlar. Bir yandan da vantilatörü açmak zorunda kaldım. Biraz bugün biraz hava serin gibiydi. Akşam üstüne doğru yeniden hava bastı arkadaşlar. Adana biliyorsunuz Adana çok sıcak. Özellikle de bu aralar daha da sıcak arkadaşlar. Evet, birazdan inşallah Fenerbahçe maçı arkadaşlar güzel bir maç olur. Tahminimiz o. Şu vantilatörü bir ayarlayayım arkadaşlar tekrar. Evet, vantilatörü şöyle bir ayarlayayım dedim. Onun için ayar kattım. Bu sefer tekrar kulaklığı takıp takmam arkadaşlar biraz ilerler. Çünkü vantilatörü bulduğu zaman da bu sefer terli olduğun zaman rahatsız ediyor arkadaşlar. Evet maç birazdan başlayacak. İstanbul'dan ilk bağlantımızı ülke stadyumuna bağlanacağız ve sizlere oradan ilk bilgileri vereceğiz arkadaşlar. Bu arada TFF 1. Lig'de evet ilk 43. dakikada gelen kola karşılık Boruspor'da 45 artı 3. dakikada karşı ölüyor arkadaşlar. Ve ilk yarısı 1-1 bitiyor. Adana Demirspor, Boruspor maçının ilk yarısı 1-1 bitti arkadaşlar. Bunu da size özellikle bir bilgi olarak vereyim. Fenerbahçe maçı aşağı yukarı 5 dakika içinde başlayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz maç 8'de başlayacak. Bir de sizlere ya bu maçı da yine evet dakika dakika skor skor anlatacağız ve canlı maç sohbetimiz sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlar zaman zaman dilimde bazen süsme oluyor. Bunun için sizden özür dilerim. Affınıza sığınıyoruz. Zaman zaman radyo anlatımıyla zaman zaman da sizlerle bu maçı arkadaşlar şey yapacağız anlatacağız arkadaşlar. Maç daha henüz başlamadı. Evet. Şu anda yayına geçti arkadaşlar ama maç henüz daha başlamadı arkadaşlar. Evet. Evet. Bu arada şu anda maçtan ilgili detaylı bilgiler verirken bir yandan da
Yabancı bir oyuncu yanında. Şu anda oyuncunun ismini göremiyorum arkadaşlar. Bir röportaj yapıyor. Yayıncı kuruluş. Ben maçı size radyo anlatımıyla anlatacağım. Yani öyle bağlanacağız. Ara sıra maçtan skor vereceğiz. Ara sıra işte bağlantı şeyler, dakika ve skor bilgilerini vereceğiz. Bazen maçı elimden gelene kadar buradan anlatmaya çalışacağım. Bazen sizden işte chatte konuşacağız. Osman Hocam hoş geldin yanımda. Yusuf Can Sağatıcı hoş geldin. İbrahim Naçıvanlı hoş geldin yanımda. İbrahim'im nasılsın? Osman Hocam nasılsın bu adam? Evet, Pervane Cengiz gene ne yaptın da ortalığı karıştırdın acaba? Çünkü bir engel. Ali Arda ise ben sana küfür etme diye uyarmıştım. Tamam Ali Arda, iyi yaptın o zaman. Eğer küfür ettiysen yettin. Akşam kimse küfür edenlere şey yapmayın. Prim vermeyin. Kamuran Hafif Saat hoş geldin yayımıza. Aleykümselam Kamuran. Kamuran hemen senden bir maç sonucu tahmini alayım. Senin tahminden çok güzel tutuyor bu aralar. Bu arada her zaman tutuyor yani. Genel olarak en azından kimin yeneceğini biliyorsun ve 3-2 daha zor alır bence dedim. Evet, Fenerbahçe diyor. 3-2 daha zor alır dedi. Bu arada U Spor, evet U Spor'da gitmiş arkadaşlar. Gidenlere güle güle. Evet, Midland nerede de? Midland. Önce ben sana şunu söyleyeyim. Lütfen bize söyleyeceğin lafları önce git ailenden birine söyle. Ondan sonra gel bize istediğin şeyi söyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz burada yanılma sohbeti yapıyoruz. Öncelikle başta dediğimiz gibi Fenerbahçe Hatay Spor canlı yayın, canlı maç sohbeti, sadece maç sohbeti veyahut da dakika skor bunun gibi bir şey başlığı atıyoruz arkadaşlar. Yani biz size maçı canlı canlı göstereceğiz diye bir şey yani söylemiyoruz yani. Ama çünkü beIN Spor biliyorsunuz her zaman diyoruz. En ufak bir görsel de hemen kanalımızı kapatmak için telif atıyor ve kanalımızı kapatıyor. Bu daha önce başımıza geldi. Allah'tan YouTube'un bize verdiği 3 defa uyarı cezası var. Biz bunun bir tanesini yedik. Yani öbürünü de yesek bu sefer diye kanal gidiyor arkadaşlar. Ben hemen yeniden maça döneceğim. Maçtan ilgili bilgiye döneceğim. Yani şu anda arkadaşlar hemen statman ilk bağlantıları da kurmaya çalışıyorum. Hemen ilk bağlantıları kurmaya çalışıyorum. Aşağı yukarı bir dakika var. Maç aşağı yukarı başlamak üzere. Sevgili arkadaşlar. Ve hemen ilk bağlantımızı kurduk. Evet. Evet. Şu. Evet. İlk maçla ilgili maçın yorumcusu ilk izlenimde bu arada şey yapıyor. Bu arada ben de hemen kadrolar vereyim. Arkadaşlar, maçın hakemi Ümit Öztürk, Ali Saygın, Osman Gökhan, Dördüncü hakem Yasin Kol, VAR hakemi Koray Gencele ve Erkan Engin de VAR hakemi arkadaşlar. Altay Kale'de defansta Lemons, Jorgensen, Gökhan Gönül ve Caner Ergin defanstan Tolga Ciğerci, Luis Gustavo ve Luis Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan orta anda arkadaşlar ileriden Valencia, Tihan ve Ferdi Kadıoğlu da ileride arkadaşlar. Fenerbahçe'de tam kadro diyebiliriz yani. Ataspor'da Münir Popov, Abdioğlu, Pavlova, Kaytan defansta Abid, Serkay onun önünde bir ikili arkadaşlar. Orta üçlüden Ilgaz, Gökdeniz, Karadeniz ve Ribeiro ileride de Diofonio Hataspor'da. Arkadaşlar Atakaş Hataspor diye geçiyor. Hataspor ismi Fenerbahçe'nin de ismi tabii ki Fenerbahçe Aşağı arkadaşlar. Fenerbahçe bu sene Aşağı olarak evet geçiyor. Ve şu anda Hatay Spor ilk atağa geçti atak ve Hatay Spor atağı arkadaşlar şu anda gelişiyor.
Fenerbahçe tamamen kapandı. Onu söyleyeyim. Bir orta hazırlığı. Güzel. Ümit Öztürk bu arada sağ kenarından. Evet. Arkadaşlar şimdi öyle bir şey ki yani top bir onda yani top kayıpları falan var. Ceza sahasının içinde yani ne diyeceğimi bir anda şaşırdım arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki Mustafa Oynan şu anda atak geçiriyor ve top taya gidiyor. Evet. Evet. Altay, evet. Şu anda Hatay giden de Ozan Tufan araya giriyor arkadaşlar. Ozan Tufan atağa giriyor. Hemen bu atağı kesiyor. Hatay Spor'a atak şansı vermiyor. Ozan Tufan 11'de bu atan ve Ozan Tufan'dan bir atak geçtiriyor. Uzun bir top. Savunmadan sekiyor. Hatay Spor defansı bunu uzaklaştırmak istiyor. Tiyan toplam buluştu. Ondan Gökhan'a Fenerbahçe TK geliyor. Ama savunma dikkat arkadaşlar. Savunma dikkat bu topu uzaklaştırıyor. Evet. İzin vermiyor Fenerbahçe'ye Hatay Spor defansı. Bu arada Muhammed Kesen abim selam söylemişim görmedim de. Tamam Muhammed Kesen hoş geldin yanımıza. Nasılsın? Evet bir konuya atış arkadaşlar. Fenerbahçe maç karşı atak şeklinde maç çok hızlı başladı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Karşı atak şeklinde ve şu anda bir konuya atışı var. Evet, Lemonstor'u konuya gönderdim. Hatay Spor şu anda bir konuya atışı kullanıyor. Evet, Ömer Erdoğan kısa Hatay Spor'un antrenörü. Evet, Ömer Erdoğan. Evet, Ömer Erdoğan'ı yönetti. Evet, Gökhan Karadeniz, ben de maçın başına kısa Gökdeniz Karadeniz ama bu Gökhan Karadeniz arkadaşlar. Yani yanlışlık olmasın, hemen düzeltin. Gökhan Karadeniz'de Hatay Spor'da oynayan, Fenerbahçe'de, Hatay Spor'dan ben size yanlışlıkla Gökdeniz Karadeniz dedim. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar, mazur görün. Bir anda Karadeniz görünce ben de acaba hemen aklıma şey geldi, yanlışlıkla. Gökdeniz geldi akşam Gökhan Karadeniz. Altay şu anda topu aldı arkadaşlar. Top Altay'da şu anda. Altay topu hemen çıktı ve aldı. Atağı kesti. Adama Tuğur ve Mikan Aydın oynatmamışlar. Hayret dedi. Abi selam dedi. Kinan İsmail hoş geldin. Arkadaşlar Eray Muhammed Kisel ya yorumlarınızı okuyamayacağım fazla. Yani beni şey yapın. Mazur görün. Çünkü maçlarda devamı olmak istiyorum. Maçlarda devamı size elinden geldiği kadar anlatmak istiyorum. Maçlarda sohbet yapmak istiyorum. Evet, Fenerbahçe hata geçiyor. Tiyama. Tiyan top aldı. Sağ kenardan bir Tiyan'dan bir atak geçiyor. Ondan top Gökhan'a. Tolga Ciğerci arıyor ama. Evet. Gökhan Gönül de arkadaşlar bugün kalıyor Fenerbahçe'de. Abi skor. Skor 0-0. Maçın da ilk dakikalar, ilk 5 dakikası falan oynayan yakışlar. Skor. Büyüksün. Eylem. Teşekkür ederiz. Caner Ekin'den atak geçtiriyor. Dur bakalım bu atak nasıl olacak? Alan Valencia bugün en büyük bugün en büyük gol umutlanan biri Alan Valencia. Fenerbahçe Alan Valencia'dan çok şeyler bekliyor arkadaşlar. Dur bakalım o beklentileri. Acaba boşa çıkacak mı yoksa hakikaten o beklentilerin sahiplerine o beklentileri verebilecek mi arkadaşlar? Evet. Bu arada Hatay Spor top şu anda Fenerbahçe'den Muhammed Tiyam'da. Ondan Gökhan'a attı. İsabetli gitmemiş pas. Ama atak Hatay Spor tarafından kesiliyor. Evet, Ozan Tufan bir baskı yaptı. Ozan Tufan yerden çıkarttı. Ama son andan Hatay Spor defansını araya giriyor ve bu atayı uzaklaştırıyor. Arkadaşlar maç çok hızlı başladı diyebilirim yani. Evet. Duyun bakalım arkadaşlar. Bu maçlar acaba nasıl geçecek şu anda?
Yani ilk dakikada Fenerbahçe'nin bariz bir üstünlüğü var gibi. Hatayspor yani bilerek kendini oynuyor. Yani biraz kapalı biçimde bilerek kendini oynuyor. Çünkü Fenerbahçe arasından dumbalım ne olacak bu maçın sonucu? Buna inanıyorum. Bu arada arkadaşlar Emre saygı olarak teşekkür ederim Kamran. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Fenerbahçeliler bir atak mı geçecek? Topu alıyor, indiriyor. Lemons yeni bir transfer daha var Fenerbahçe'de. Lemons arkadaşlar bugün Lemons Meredith defansta arkadaşlar görev yapıyor. Lemons Fenerbahçeliler Lemons'a çok güveniyor arkadaşlar. Evet şu anda Zanka o Mambit'e atıyor. Hatta spor defansta arkadaşlar hemen bu atağı betraf ediyor ve Fenerbahçe defans atak şansını vermiyor. Bu bakalım bu sıvay Fenerbahçe bu sıvayda Elan Valencia'yı atak geçtiriyor. Evet şu anda ise top en sonunda Münir'e kadar geliyor ve Münir de arkadaşlarının ileriye gitmesini bekliyor ve evet Münir oyunu kuruyor. Topu Popo'ya varıyor. Ondan Yusuf'a Pablo toplanmış topu arada. Ondan tekrar Yusuf'a. Yusuf önündeki boş alanı değerlendiriyor. Ondan Popo'ya. Yusuf'a arkadaşlar gene de yan pasta yapıyor Hatayspor. Dikine pas yine yan pasta yapıyor. Saç Hatayspor. Şu anda arkadaşlar İstanbul'da çok iyi yani defans mücadelesi yapıyor Hatayspor'lu oyuncular. Arkadaşlar çay geldi de onu aldım yani kusura bakmayın. Tekrar. Evet Hatayspor'da arkadaşlar Hatayspor'lu bu ilk dakika kendini bile vuruyor. Yani Fenerbahçe karşısında açık oynamıyor. Duban ne olacak? Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia bir sakatlık geçiriyor. Acaba Duban ne olacak bu? Evet ilk 10 dakika geçti arkadaşlar. Bu arada Duban ilk 10 dakikada bir yandan da Demirspor maçına bakıyorum. İkinci yarı başladı mı diye. Daha devre arkadaşlar daha başlamamış. Bu arada ilk 10 dakika Fenerbahçe'nin evet Hatayspor evet top arkadaşlar şu anda yorumcu diyor ki top diyor hem de Hatayspor sahasında hem de Fenerbahçe sahasında oynandı diyor. Hatayspor diyor kendini aynı demin ben dediğim gibi de kendini bilerek oynuyor diyor. Fazla diyor açılmıyor diyor. Defansını biraz kalabalık tuttuğunu söylüyor. Hakikaten arkadaşlar ilk 10 dakika Hatayspor böyle bir düzende oynadı. Tabii ki haddini bilerek oynuyor Fenerbahçe karşısında. Maçın favorisi tabii ki Fenerbahçe. Evet Hatayspor bir Hatayspor atak geliştiriyor şu anda. Selim'den ondan Popov. Popo'nun ortası Diouf toplam buluşamıyor. Hatayspor'un gol oyuncusu Diouf toplam buluşamıyor. Ama orada bir elle müdahale. Evet, serbest vuruştan Fenerbahçe kendi sahasından bir serbest vuruştan oyuna devam edecek. Diouf toplam buluşlarla elinden oynadığı için hakem bu pozisyona serbest atıştan karar verdi ve bu serbest atışı da tabii ki şey kullanacak. Fenerbahçe kullanacak. Evet. 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 Fenerbahçe'nin arkadaşlar Fenerbahçe'nin yeni aldığı oyuncu arkadaşlar Sosa İrak kadrodu arkadaşlar. Yani Fenerbahçe arkadaşlar demin yorumcu diyor ki Fenerbahçe'nin ilet kadrosuna bakıyorum diyor.
10 kişilik bir oyuncu topluluğu var diyor. Hepsini diyor ilk 11'e kusanız diyor. Rahatlıkça diyor oynayacak oyuncağı diyor. Yani arkadaşlar tabii onu da tabii ki zamanla göreceğiz. Oynayabilir mi? Oynayamayacak mı? Bunların içinde Novak var, Sosa var arkadaşlar. Özellikle bunları söyleyeyim yani. Geçen sene Trabzonspor'da oynayan. Sevgili arkadaşlar, şu anda 0-0'lık durum devam ediyor. Dakikalar 10. dakikaya geçti arkadaşlar. Bu arada 50. dakika oynanan Adana Demirspor, Boluspor maçı 1-1 devam ediyor. İkinci bir yandan da Fenerbahçe Hatay Spor maçında 14. dakikadan 15. dakikaya giderken 0-0 durum devam ediyor. Arkadaşlar, evet, bu arada ya, maçın yorumcusu Fenerbahçe'nin diyor bir santrafor daha da ihtiyacı var diyor. Bu kadar ilekte bu kadar oyuncu varken falan Fenerbahçe'nin bir santrafor daha ihtiyacı var deniyor. Tabii bu da özellikle Fenerbahçe muhabirlerinin Münir Ağlay'ı veriyor. Evet, Hatay Spor Kalecisi Münir Topal'da, Faslı Kalecisi Muhammed Münir. Evet, İspanya'nın Malaga takımında top oynamış bir futbolcu arkadaşlar Muhammed Münir. Ve Fas milli takımında kalesini korumuş bir tecrübeli bir kaleci arkadaşlar Muhammed Münir. Toplanmışlar Mahmut Yan. Ondan Fransiye'ye. Ama Hatay Gökhan Karadeniz'den topu kapıyor. Evet, uzun bir top Erdi'ye. Ondan Niverio. Hatay Spor tehlikeye geliyor. O top Gökhan atıyor ama Gökhan Karadeniz offside arkadaşlar. Evet. Yani topu Gökhan'a bırakıyor ama Gökhan offside arkadaşlar. Bu atak arkadaşlar offside kesiliyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bu arada Vegor Samsun Spor Kenan Senli. Evet. Adana Demirspor bol maçında 1-1'lik skor devam ediyor bu arada arkadaşlar. Bu arada Gaziantep Karagümrük maçı dediğim gibi bayağı güzel dedi. Evet, ben özellikle Faydı Kadı olan Fenerbahçe atak geçecek mi? Topu ağlıyor ama Yusuf topu ağlıyor ama Koyna'ya gönderiyor. Eğer yanlış anlamadım arkadaşlar. Köşe atışı. Topu maçından Caner Erken yaptı. Caner Erken bir köşe atışı kullanıyor. Fenerbahçe'yle kafayla açılıyor. Bükün Gönül. Ribeiro topa dokanıyor. Bu arada taş taşlar. Ferdi sekti. Ama hiçbir futbolcu ceza sahasında vuramıyor arkadaşlar. Evet. Zanka topu yere gönderiyor. Evet. Diop yapan beket. Faul arkadaşlar. Hatay Spor bir serbest atışı kullanacak. Evet. Evet. Hatay Spor'un gol araya Diop 7'de kaldı arkadaşlar. Hakem bir faul atışı vurdu. Ve serbest atışından oyun devam edecek. Hatay Spor ve Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk defa karşı karşıya geliyor. Arkadaşlar yanılmıyorsam Hatay Spor falan ilk defa Süper Lig'de oynuyor. Ve evet. Arkadaşlar Hatay Spor geçen hafta biliyorsunuz geçen senenin lideri Başakşehir'i 2-0'dan geçti ve çok güzel bir maçtı arkadaşlar yani ve güzel de goller atmıştı. Haddini bilerek oynadı ve Başakşehir'i 2-0 yendi geçen senenin liderine ve bugün de yine bir büyük takım, yine bir İstanbul takımı Fenerbahçe'nin karşısında yine haddini bilerek oynuyor. Dur bakalım bu maçtan olacak ama Fenerbahçe arkadaşlar zaman zaman çok atak geçiriyor. Atakları bayağı
üstünlük de var. Akşam ama Hatayspor'u tabii ki ezilmiyor. Zaman zaman ondan da atağa kalkıyor. Futbolda Hatay'a yoktu. Hani dedi evet Uşaklı 64 dedi. Hatay'da yoksun Uşaklı dedi. Ala ala Sezer kaç kaç dedi. Ala Sezer durum 0-0. Maçın da hemen bir yandan dakikalar 18 0-0 skor devam ediyor. Adana Demirspor Boruspor maçı 1-1 arkadaşlar. Dakikalar 55. Mesut toplanmıştı. Ondan Ribeiro'ya, ondan Pablo'ya, Hatay Spor'a. Hatay Spor geçen sene biliyorsunuz birinci olarak çıkmıştı Süper Lig'e. TFF birinci lideriydi arkadaşlar. Evet, Hatay iki takımda arkadaşlar bu sene yapmış oldu. Transfer sayılan yani iki takımda yeni takımdan çıkmış gibi şampiyon takımda genel dağıtılmış bir 6-7 tane transfer yapmış arkadaşlar. Cengiz Galatasaray'da Fenerbahçe Cengiz Galatasaray'da yenemezdi dedi. Bu arada Bravistar Fenerbahçe'de hoş geldin Bravistar. Ribeiro bir topa basa ama Tolga Ciğerci giriyor araya topu arıyor arkadaşlar. Hatay Spor atağını kesiyor. Adana Demir yükleniyor. Bu da ilk kralı gol bulabilir dedi Muhammed Keser. Sağ ol Muhammed. Senin de futbol bilgin iyi. Böyle zaman zaman yazarsan formuma iyi olur. Arkadaşlar formunda fazla yazarak okuyamıyorum. Genelde arada bir bakıyorum ama elimden geldiği kadar yani asıl şeyi maç bilgilerini maçtan ilgili bilgiler vermek istiyorum. Formdan ziyade. Bu arada Adana Demirspor 7 dakikada 1-1 devam ediyor arkadaşlar. Ama 20. dakikada bir tek Fenerbahçe Hatay maçında henüz daha gol yok. Dubağım ilk yarıda gol çalacak mı arkadaşlar? Evet. Sevgili arkadaşlar güzel bir maçta yani ben bu maçın biraz daha golü geçeceğini tahmin ediyordum ama 20 dakika içinde henüz daha gol olmadı ama her iki takımda özellikle Hatay'a haddini bilerek oynuyor. Fenerbahçe zaman zaman baskılı oynuyor. Hatay Spor kontrata kalkıyor. Dur bakalım bu şekilde bu şablonda dur bakalım gol çıkacak mı arkadaşlar? Evet Ömer Ömer bu arada arkadaşlar Ömer Hatay Spor'un antrenörü Ömer Erdoğan'ın talebeleri Dubai'nin bugün ne yapacak arkadaşlar? Bir yanda tabii ki Fenerbahçe'nin eski sporcularından Erol Bulut'un takımı da tabii ki yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Evet. İki hoca da bu sene takımların başına geldi. Bir yanda Ömer Erdoğan bir yanda Erol Bulut arkadaşlar. Elan varsa Gökhan o arkadaşlar Gökhan o tarafa top koynuna giriyor arkadaşlar. Ben o çatı geçti ama bu atak nasıl sonuçlanmadı arkadaşlar? Evet, Elan Valencia'nın topla buluşması ve top geri dönüşü ama rakibin tabi markacı bazı yani güzel hareketler oldu dakikada arkadaşlar. Evet. Caner Akin kuşağı atışı kullanıyor. Bir orta. Münir Muhammed çıkıyor ve ellerinin de avantajıyla topu kapıyor. Hatay Spor hata ortada kattı. Gökhan top Fenerbahçe'li oyuncu tarafından kesiliyor. Evet Fenerbahçe Hatay Spor'un aynı hata arkadaşlar. Fenerbahçe'li defans oyuncu tarafından kesiliyor. Caner Ekin bastı topa. O attı Ferdi'ye. Ferdi Kadol topla buluştu. Ferdi Kadol gidiyor. Ondan Mahmut Yan'a. Mahmut Yan'dan top sekiyor arkadaşlar. Mahmut Yan'dan top sekiyor.
Bu arada bizim de yayından sekiyor arkadaşlar. Bu arada bizim de yayından sekiyor. Evet, bir anda bağlantıyı kopardık. Elimizde olmayan sebepten dolayı tekrar bağlantı arkadaşlar kuracağız. Evet, bu arada bir faul arkadaşlar. Sağlık görevlilerine sesleniyor. Hemen bir araya gelin diye. Evet. Hatayspor'un bir atandı arkadaşlar. Hata kesiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Samsunspor Ümraniye maçı demin Osman Hocam yazmıştı. O da maçta 1-0 arkadaşlar. Onu da hemen söyleyelim. Ben genelde Fenerbahçe Hatayspor maçına konsantre olduğum için o maçı biraz şeye baktık. Demirspor maçına biraz konsantre olduğum için şeyi biraz ikinci plana bırakacağım. Samsun maçını. Ama şu anda arkadaşlar Adana Demirspor, Boluspor 1-1 ve Samsun Spor'da 1-0 devam ediyor arkadaşlar. Dur bakalım bu maçta ne olacak? Ara ara bu maçtan da arkadaşlar skor bilgilerini vereceğiz. Evet. Zanka ve Abdüoğlu arkadaşlar üst üstüne düşünce bir sakatlık oldu ve bu sakatlık sonunda arkadaşlar sağlık görevlileri oyun ayağına giydi. Şu anda tedavi yapılıyor. Evet. Yani bu arada arkadaşlar yere düşüyor. Yere düşürken de bu arada rakip ayağına basıyor. Ayağına basınca tabii ki bir acı iniyor arkadaşlar. Yere yığılıyor. Maç burada arkadaşlar bu sakatlıktan dolayı. Evet, hakem herhalde arkadaşlar topu hakem atışına başlayacak. Ve büyük ihtimalle topu Hatayspor'a oyunculara verecek. Evet. Arkadaşlar Hatayspor lige yeni çıkmış bir takım gibi değil diyor. Kafa kafaya yani başa baş teslim olmadan gran gran oynayan bir takım arkadaşlar şu anda Hatayspor'u öyle lanse ediyor maçın yorumcusu. Ben de maçın başından beri arkadaşlar üstüne basa basa söyledim ben zaten. Abdini bir ayak oynuyor. Defansını galiba tutuyor. Kontratağa kalkıyor. Yani iyi bir oyun oynadığını size söyledim Hatayspor'un ama işte Fenerbahçe arkadaşlar ne de olsa Fenerbahçe aşağı biliyorsunuz yani tabii ki Hatayspor'a bakarak daha tecrübeli bir takım Süper Lig'de. Evet, hafta sonunda Fenerbahçe aşağı haftaya biliyorsunuz bir derbiye çıkıyor. Bir İstanbul derbisine çıkıyor. Galatasaray'la Arsenal'la bir derbiye çıkıyor. Ve pazar günü bu maçı arkadaşlar burada bulunan bir arkadaşımız var. Bilim Kültür Sanat'tan Osman hocamız. Onun kanalında bu maçı yine bir canlı sohbet olarak açacağız. Yani bu bilgiyi de size vereyim. Artı yarın yine Avrupa Kupası'nda maçlar var. Ali Erkur'un kanalında yine Osman hocam anlatacak. Çarşamba günü ben bir Avrupa Kupası maçlarında yine ben bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Perşembe günü 40 maç var arkadaşlar. Avrupa'da bir futbol gecesi var ve 3 tane de Türk takımı. 3 tane de Türk takımı Avrupa arenasına çıkıyor ve yine o 40 maçın içindeki bu 3 maçta da günün maçları olmak üzere yine Bilim Kültür Sanat'tan Osman hocamızın anlatımıyla Bilim Kültür Sanat kanalında arkadaşlar bu maçlar için yine canlı sohbet açıyoruz. Biliyorsunuz Osman hocamdan biz genelde dönüşümlü yayın yapıyoruz ve Perşembe günü de bu 40 maçın dışında bir maç daha var ki o da Şampiyonlar Ligi şampiyonu maçında yine saat 10'dan itibaren yine aynı kanaldan maç sohbeti arkadaşlar yine karşınızda olacak. Bunları da size özellikle belirtmek istedim. Hemen bir yandan maça dönüyoruz arkadaşlar. Maçlar şu anda oyun durmuş vaziyette. Evet, maç durduğu için arkadaşlar bu arada
bizim yorumcular pazar günkü maçın sohbetini yapıyor. Onu söyleyeyim. Cengiz abi demek istedim, saygısızlık olmasın. Muhammed Keser önemli değil ya. Galatasaray elerse Glasgow dedi. Kopenhag elerdi Başakşehir. Uçaklanmış dört. Ya şu yazdım bak, Kopenhag elerdi Başakşehir. Ya işte o işte böyle şeyler yazmayın ya. Yakışmıyor, vallahi yakışmıyor. Alanya elerse PSV elerdi dedim. Evet İbrahim Naçıman'la hoş geldin. Arkadaşlar şu anda tekrar maç başa, tekrar maç hakeminin atışına oynamışladım. Ama bu arada bir serbest vuruş oldu. Bir serbest atış kullanacak Atakaş'tan. Atakaş Hatayspor serbest atış kullanacak. Evet, ilk 15 dakika arkadaşlar, ilk 15 dakika müthiş bir maç vardı arkadaşlar. Her iki takım aslında kıran kıyana, yani gol pozisyonları ve ataklar vardı ama ilk 15 dakikadan sonra oyun biraz daha rayına oturdu arkadaşlar. Biraz daha kendini bilerek oynamaya başladılar. Şu anda toplanmış olan Mesut, Zanka, Tolga Celi topu aldı bu arada. Bamatiyam attı. Ama top ters çıkıyor arkadaşlar. Hatay Spor bir ters kullanacak. Evet Mesut geldi topu aldı. Kaptan Mesut geldi topu aldı arkadaşlar. Tayat sınırı Mesut kullanacak Hatay Spor'da. Evet sol taraftan arkadaşlar Hatay Spor Mesut'dan Tayat sınırı kullandı. Yusuf topu, topu Cenay Erkin'e atıyor. Lemons topu buradan buluştu. Ondan Zanka. Fenerbahçe atak geçiyor. Ondan Mahmut Yama. Ondan Ener Valencia topu aldı. Hatayspor topu kaptı. Bir uzun bir top attı. Evet kontratak attı. Ama Ribeiro Ribeiro topu kaptı diyor arkadaşlar. Ani bir atak attı Hatayspor. Toplanmıştı şu anda Cenay Ekin. 30. dakika geride geldi. Evet Cenay Ekin toplamış. Bir orta ama top ama Münir çıkıyor. Topu alıyor. Evet. Bugün Hatay Spor karşısında Münir çok güzel yani müdahaleler yapıyor ve kalesinde sanki ben buradayım. Yani Hatay Spor'da buna güven çok da iyi güveniyor arkadaşlar. Münir'e. Muhammed Münir arkadaşlar bayağı güvenici bir kaleci arkadaşlar şu anda seyrettiğimiz veyahut da takip ettiğimiz kadarıyla arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda tekrar şu Hatay Spor yerinin sahasında paslaşıyor arkadaşlar. Üspü Abdi. Ondan Pablo. Pablo topu aldı. Ondan topu atıyor Ribeiro'ya. Fenerbahçe bu dakikada bir atak geçecek. Topo top aldı. Hatay Spor oyuncu. Evet bu arada Fenerbahçe oyuncu da hafiften pres yapmaya başladı. Evet. Yusuf Abdoğlu. Isaac Saki. Tekla top kaderci Münir'e gidiyor. Hatay Spor gelin sahasında pasaj yani kendi sahasında pas yapıyor arkadaşlar. Popov topu aldı. O geriye döndü arkadaşlar. Evet Hatay Spor bu arada tempoyu düşürmeye çalışıyor. Geriye dönerek devamı geriye pas yapıyor. Evet bu dakikada her iki takım da pozisyon üretemiyor arkadaşlar. Hatay Spor'da tempoyu böyle düşünmeye çalışıyor. Dakika 33. Top Fenerbahçe'nin savunmasına Zanka'da. Tolga Cece bir hareketle faul yapıyor. Bu arada özür dilerim Ozan Tufan arkadaşlar faul yapınca Tolga Cece dermiş. Dakika 33. Evet arkadaşlar oyunda bu dakikada oyun düştü biraz. Tempo düştü. Hatay Spor'da biraz tempo düşmek için ulaştı.
Hatayspor bundan arkadaşlar 10 dakika 15 dakika önce bir tempo biraz yükselmişti ama Hatayspor ağır ağır tempoyu düşürdü. Şimdi deplasmanında oynuyor. Haddini bilerek oynuyor. Bu arada bu tempo düştüğünde de Fenerbahçe'nin herhangi bir çabası yok arkadaşlar. Dur bakalım arkadaşlar. Bu maç nereye kadar böyle gidecek? Evet, şu anda yorumcu diyor ki Hatayspor da bilinçli olarak diyor, oyunu diyor, tempoyu düşürüyor diyor. Ama diyor Fenerbahçe'nin de bunu diyor bir diyor müdahale yani, o da normal. Yani Hatayspor'un bilinçli olarak tempoyu düşürmesi. Tabii ki buraya en azından bir puan için geldi ona da. Tabii ki Fenerbahçe de İstanbul'dan 3 puandan ayrılmak istiyor. Bu arada arkadaşlar chat'te ne var? Chat'te bol bol yorum var ama biz bunları okuyamıyoruz. 10 kişi penaltı atıyor. Evet, şu şey United 10 kişi daha penaltı atıyor. Hatice Aydoğan 3-1 Fenerbahçe'ye dedi. Hoş geldin Aydoğan. Evet arkadaşlar, bu arada Hatayspor oyuncu. Evet, atak başlarken bitti arkadaşlar. Ama şu anda Hatayspor'a topu kaptı. Yusuf Abdoğlu. O topu popo atıyor. Isaac Saki topla buluştu. Ondan Reyhan Abid Ribeiro topu atıyor. Tekrar Ribeiro topu alıyor. Ribeiro döndü. Arkadaşlar ne yaptı ama topu geriye oynadı. Ve top Pablo'ya kadar gidiyor arkadaşlar. Orta kadar. Diop toptan buluştu. Hatayspor Popo toptan buluştu. Evet, Hatayspor top oyuncağı gidiyor. Orta sahaya çıkıyor ama topu tekrar geriye doğru dönüyor. Tekrar topu defanstaki oyunculara doğru atıyorlar. Ve hatta topu en son kaleci Muhammed Münir'e kadar giriyor. Ve oyunu da bilinçli arkadaşlar devamı tempoya düşürüyor. 2-0'da galibiyetlenmedi. Spor Başakşehir'e yenmişti biliyorsun Hatayspor. Bugün de tabii ki bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe'den puan almak istiyor. Şu anda top Lemons'ta. Lemons'tan başlayan Fenerbahçe'de. Ama Yusuf Abdoğlu topu bırakıyor ve top Kaleci Münir'e kadar giriyor. Fenerbahçe atağı başlamadan bitiyor arkadaşlar. Top Luis Gustavo'da. Evet, Gökhan Karadeniz'de o da yapılan bir foul. Mert Hakan Yandaş şu anda ısınıyor arkadaşlar. İde Kulübesi'nde Novak ısınıyor. Sosa ısınıyor. Evet. Bugün Fenerbahçe'nin lisansını yeni çıkarttığı bir oyuncu var arkadaşlar. Yapıyorsa Atakan Gönül'den şu anda bir atak yaşıyor. Toplam bu şan Ribeiro. Sol kanatta çok güzel bir görüntü veren Ribeiro arkadaşlar. Hatayspor'un güzel batan oyuncularından biri bugün. Evet. Ribeiro arkadaşlar bugün orta sağlamasına rağmen zaman zaman savunmaya geliyor. Arkadaşlarına yardımcı oluyor. Caner Ekin 38. dakika 0-0 devam ederken uzun bir pas atıyor Caner. Ondan Valencia'ya. Caner'e atıyor. Ama evet, Yusuf Abdoğlu araya giriyor. Topu taca kadar gönderiyor. Evet, ama Fenerbahçe bu arada arkadaşlar pozisyon üretmekte zorlanıyor. Tabii Hatayspor da pozisyon üretmekte zorlanıyor. Ama Hatayspor maçı yani yavaşlatmakta bayağı da iyi arkadaşlar, onu da söyleyebilirim.
Evet. Toplamışan Ribeiro. Hatay Spor atağı. Uzun bir top akışar. Fenerbahçe'ye futbolcular. Şu anda top Tolga Ciyerci'de. Mustavo Tolga Ciyerci. O atıyor topu Gökhan Gönül'e. Engelde toplamışan Zenka. O Lemons'a. Ferdi kadar ota. Ama Pablo çıkıyor yavaşlar. Fenerbahçe hata devam ediyor. Tolga Ciyece. Ozan Tufan atıyor. Ondan Gökhan Gönül'e. Lemons. Fenerbahçe 11 oyuncusu neredeyse rakip cihaz aslında. Bir Altay Bayındır geride kaldı arkadaşlar. Bir ota. Eren Valencia'ya top gelmiyor. Ve Reya Abid Ali'ye giriyor bu topu açtırıyor arkadaşlar. Toplanmışan Yusuf Abdaloğlu. Atay Spor geniş hattından çıkıyor. Diouf toplanmışlıyor. Diouf giriyor. Diouf yasasına sokuluyor ama Fenerbahçe defansı dikkatli ve tehlikeye uzaklaştırıyor. Cenan Aykın hemen topu ileri attı arkadaşlar. Hatay Tumarat'a Yukan Karadeniz bir yapasa hakim devam dedi. Diouf pozisyonu kaybediyor. Ama bu arada bayrağını kaldırmayan hakem bu sefer bayrağını kaldırıyor. Evet. Hakem bayrağını kaldırıyor. Sevgili arkadaşlar bu arada Samsun Spor Ümraniye maçı 2-0 arkadaşlar. 81. dakika. 78. dakikada Adana Demir Spor Bonus Spor maçı 1-1 devam ediyor. TFF 1. Lig'deki maçlar arkadaşlar bunlar. Böyle devam ediyor. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe maçında demin Hatay Spor az adamı yakalamıştı ama Diouf offside'di arkadaşlar. Ama güzel bir ataklama. Atağın sonucu gelmedi. Dakikada 42. Fenerbahçe zaman zaman güzel oynadı. Güzel atak yaptan oluyor. Tehlikeli atak böyle gol pozisyonunu tehlikeli atak gerçekleştiremedi. Hani bir şey vardır. Çok güzel oynasın ama sonuç olmayınca bal yapmaz arı gibisin neler ya. Fenerbahçe öyleydi ama gene de zaman zaman iyi baskıydı ama baskının sonucunda herhangi bir pozisyon, herhangi bir gol gelmedi. Hatay Spor hattını bilerek oynadı. Ve zaman zaman da kontratak attı ve en son demek ki kontratak Diop'un kaçırdığı gol gibi arkadaşlar. İşte ve yakaladı da 1-2 pozisyon ama en tehlikeli pozisyon buydu. Ama bu pozisyonda da Hatay Spor eli boş döndü. Evet Fenerbahçe arkadaşlar bugün umarım Hatay Spor yenebilecek mi? Hatay Spor buradan puan çıkartabilecek mi? Muhammed Keser Avrupa Ligi'nde hangi gün sende dedi? Avrupa Ligi'nde ben çarşamba günü bende. Perşembe günü ve salı günü Perşembe günü Bilim Kültür Sanat'ta salı gününde Ali Erkur'da Muhammed Keser. Evet 45. dakika arkadaşlar. Galan 45 dakikanın son bölümündeyiz. İlk yarı biterken evet atacak bir gol ikinci yarı için bir avantaj arkadaşlar. Şu anda 45 hatta 45-60 dakikada da oynanacak. Evet Hatay Spor maçın yolunda değil diyor. Yıllardan beri Türk Süper yani Türkiye Süper Lig takımı gibi diyor. Mücadele ediliyor. Yani diyor, bilinçli olarak diyor, mücadele ediyor diyor. Zaten bunu da arkadaşlar maçından beri yani yapmış oldukları maçtan ilgili yapmış oldukları hareketler yani zaman zaman oyunu ağırlaştırmaları, zaman zaman kontrata kapmaları yani iyi bir takım kurmuşlar. Ömer Erdoğan Hoca yani güzel bir takım kurmuşlar arkadaşlar. Demek ki yani iyi de bir hazırlık dönemi geçirmişler. Yapılan transferler yani fena görünmüyor. Özellikle Pablo, Popov gibi, Ribeiro gibi, Diouf gibi yabancı oyuncu arkadaşlar bayağı güzel arkadaşlar. Yani şu anda da iyiydi. Bu aynı oyuncu arkadaşlar Başakşehir maçında da iyiydiler. Çok iyiydiler.
Yani ne kadar Başakşehir o maçta yani özellikle ikinci yarıda %75'e 25'lik bir pas oranıyla oynamasına rağmen Hatayspor ikinci golde bularak güzel bir galibiyete imza atmıştı. Bugün de yine Fenerbahçe karşısında yine hattını bilerek oynuyor ve iyi de oynuyor arkadaşlar. Ama dur bakalım Fenerbahçe bu oyuna karşılık ikinci yarıda ne yapacak? Galibiyet golünü bulabilecek mi ve Hatayspor veyahut da Hatayspor buradan puan çıkartabilecek mi? Uzun bir top Popov'a. Popov o da topu aldı arkadaşlar. Tekrar geriye döndü. Evet. Yusuf Abdo oyuna döndü arkadaşlar. Ondan ne Dubam arkadaşlar. İlk yarıda çok duraklanma oldu. Dubam maçın hakemi Ümit Öztürk. Dubam kaç dakika uzatma açacak. Yani çünkü maçta bayağı bir durulmuştu. Hemen Ferdi vuruyor. Ama top avda gidiyor. Evet. Maçın başından bu yana Fenerbahçe'ye bir heyecanlı bir pozisyon buldu ama Ferdi Kadıoğlu toplam buluştu, vurdu. Ama top avda gitti. Evet. Fenerbahçe'li taraftarları heyecanlandıran bir pozisyon arkadaşlar. Açısı daha adam var. Hiçbir arkadaşı yoktu. Yani pas verecek bir arkadaşı yoktu. Ferdi de topu galeye vurdu. Ama top daha tabii ki yani başarılı bir vuruş değildi bu. Arkadaşlar şu anda hakem 2 dakika uzatma verdi. Ben 5 dakikadan aşağı olmaz diyor. Çünkü çok maç durmuştu. Sakatlı pozisyonlar vardı. Ama 2 dakika duraklama verdi. Yani 2 dakika duraklama verdi arkadaşlar. Bu da bir ilginç. Zaman zaman fazla bir duraklama olmuyor ama hakemler 5-6 dakikaya kadar yani maçı uzatırken bugün 2 dakika uzatma verdi. Bu arada ne diyor? Harun Şahin. Kim veriyorsun sen o lafı? Eğer buradaki neden beni arıyorsan önce git yani kendinden kendi büyüklerinden yani aile fethlerinden birine söyle onu sanki buradakinden söyle. Harun Şahin. Yani yakışmıyor bak. Evet arkadaşlar. Muhammed Keset Avrupa maçlarının olduğu gün yardım için yayına gelebilirim. Sana yardım olmak amacıyla 40 maç var sonuçta. Muhammed Keser Perşembe günü 40 maç var. Onu benim bütün Osman Hocam soruyor. Yani onun da kanalına yani eğer abone olup zil açarsan yani onun da kanalında yani gelebilirsin. Yani Osman Hocam da yani severek yani kabul eder yani. Yani hiç yani yardımcı olsan iyi olur. Çünkü futbola bir arkadaşlara ihtiyacımız var. Ne oldu? Evet, Harun. Demek ki Harun. Sevgili arkadaşlar, şu anda maçın uzatma dakikaları oynanıyor. İlk yarın bitme havasındalar ve şu anda da maçın hakemi Ümit Öztürk ilk 45 dakikayı bitirdi arkadaşlar. İlk yarı 0-0 bitti. Evet. İlk yarı nasıl geçti deseniz arkadaşlar. İlk yarı dediğimiz gibi zaman zaman Fenerbahçe'nin atağından geçti. Zaman zaman Hatayspor kontratan maçı sürdürdü. Fenerbahçe zaman zaman etkisiz kaldı. Hatayspor maçı ağırlaştırmak için oyunu geniş sahasından kabullendi ve devamı geriye paslanan oyunun temposunu düşürdü. Ve zaman zaman da çıktığı kontratan gol alardı. Ve bunda da az daha arkadaşlar başarılı da oynuyordu son dakikada ama olamadı. Şu anda arkadaşlar 88. dakikası oynanan Samsunspor Ümraniye maçı 2-0 devam ediyor. TFF 1. Lig'de ve 86. dakikası oynanan Adana Demirspor Boruspor maçı da 1-1 devam ediyor arkadaşlar. Bu maçların da sonuçlarını size vereceğiz. Şu anda Fenerbahçe maçı devre arasında 7. İkinci yarıda tabii ki yine beraber olacağız. Yine bu da maç sohbetini yapacağız arkadaşlar. Bu arada Adana Demirspor Boruspor maçının 87. dakikası oynanıyor 1-1. 89. dakikada Samsunspor 2-0 Samsunspor arkadaşlar 3 puana yakın. Yine dediğim gibi arkadaşlar salı günü yarın Avrupa Kupası maçı var.
Bilim Kültür Sanatlar Osman hocamızın anlattığı Ali Erku kanalında. Çarşamba günü yine buradayız. Yine beraber arkadaşlar Avrupa Kupası maçlarında yine canlı sohbet açacağız. Perşembe günü yine Osman hocamın bu sefer kendi kanalında Bilim Kültür Sanat kanalında 40 maç artı bir de Süper Kupa finali sizi bekliyor arkadaşlar. Ve bu 40 maçın içinde 3 tane maç var ki bizim için çok önemli. Bunlardan biri Galatasaray maçı, biri Beşiktaş ve bir de Alanya Spor maçları var arkadaşlar. İnşallah 3'te 3 yaparız ama o gün yani Osman hocamın kanal şeyinde yapmış olduğu canlı yayında bunu orada yaşayacağız arkadaşlar. Bizi güzel günde yani futbol günü olan güzel günler bekliyor. Özellikle ve pazar günü yine Bilim Kültür Sanatlar Osman hocamızın anlattığım yani bir derbi maçı var. Fenerbahçe Galatasaray maçı ve o derbi maçı arkadaşlar Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen kompleksinde yapılacak. Evet futbol ve futbolla ilgili günler daima sizin olsun arkadaşlar diyeyim. Güzel günler daima sizin olsun. Dakika 96 oynanıyor. Ümraniye Samsun maçı, Samsun Spor maçı 96-1 oynanıyor arkadaşlar. Uzatma dakikalardan başladı. Ama Adana Demirspor Bora maçında 88. dakika 1-1 geçildi. Evet şu anda arkadaşlar bir yandan da şunu çıkarayım. Maçın devre arası biliyorsunuz. Yayında da 24 kişi var. Arkadaşlar ya bir ara yani bayağı bir kişi var ama şu beğeniler niye gelmedi ben onu anlamadım ya. Yani devamında onu da söylemek istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Evet Muhammed Keser. Muhammed Keser senden dün konuştuk hani herhalde şu Muğla'da karşı değil mi? Gazeteci olan öyle diyeyim yani Muğla'daki bir yerel sitede yorum yazan bir arkadaşımsınızdı. Herhalde o arkadaşlar sen herhalde yani yanlış atamıştım. Çünkü yeni olduğun için zaman zaman şey yapıyorum. Hani karıştırabiliyoruz yani. Evet. Bu evet değil mi? Evet dedin. Valla Osman hocam bir nevi gazetecilik yapıyor. Hocam benim kanalım bu evet şu, Muhammed bak Bilim Kültür Sanat Osman hocamın kanalı bak hani oraya yani bir şey el atasan yani iyi olur yani en azından bir abone olup zil açasan yani en azından oradaki yayınlarda bindiğim geldiği zaman Galatasaray kazandığı penaltı Dembaba olan pozisyon penaltı ve de aynı pozisyon Beşiktaş'ta oldu. Beşiktaş'a verilmedi. İbrahim Naçıvanlı. Evet İbrahim Naçıvanlı. Hoş geldin Üsküdar'la. Muhtar hoş geldin. Nasılsın? Osman abi pozisyona baktım. Dünkü Galatasaray maçının kesinlikle penaltı. Ben de olsam penaltı verirdim dedi. Evet. Bilim Kültür Sanat'tan Osman hocamızın kanalı arkadaşlar. Yani sen bu. Hocam herhalde kanalını verdin değil mi? Ali Akkun'un kanalı mı yoksa? Teşekkür ederim Muhtar iyi olduğun için sevindim iyi olduğuna. Bu arada 96-3 oynanıyor. Samsun Spor 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Samsun Spor 3 puana yakın arkadaşlar. Bu arada Adana Demirspor maçı 1-1 arkadaşlar. 96-1 oynanıyor şu anda. 1-0 öne geçti. 43. dakikada 45-3'te beraberlik golünü yedi arkadaşlar. Adana Demirspor Boruspor karşısında ve Adana Demirspor herhalde arkadaşlar bugün bizi yayına yayın almak istiyorum. Eğer yardımcı olsan sevinirim. Evet. Dostan altı dörde geldi arkadaşlar. Samsun Spor Ümraniyespor devam ediyor. 96 dörtte. Bu arada Osman hocam Discord var mı? Sizde oradan geçmeyeceğim. Vallahi biz Discord daha kullanmıyoruz ya. Discord'u kullanamıyoruz şey Muhammed. Hocam bir uygulama gibi bir şey ya. Bir mesajlaşma uygulaması Discord. Sesli. Evet Berat Dağ. Evet Berat Dağ da yanımızda arkadaşlar.
Hoş geldin Berat da. Ayağına sağlık. Kamran, bu arada ses görüntü nasıl? Bir sorun var mı? Görüntüde herhangi bir donma falan oluyor mu? Teşekkür ederim Berat da. Teşekkür ederim. Bu arada 90+5 Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Adana Demirspor, Boluspor 90+3 oynanırken 1-1 akışlar, halen 1-1. Tamam Kamuran, yani zaman zaman burada biraz donma oldu da onun için yani sordum Kamuran'ım. Evet, Berat. Osman hocam, ne yaptın böyle ya? Evet, bu arada Samsunspor Ümraniye maçı 96-6 oynanıyor arkadaşlar. Herhalde hakem 3. devrede kayıtlar aldı. Evet, bu arada arkadaşlar bakalım. İbrahim Maçıvan'la Ali Palabıyık hakkında kötü konuşan Galatasaray yöneticileri ve teknik direktörün Ali Palabıyık korktu dedi. Berat'ın ismini okumadan ben de yazayım dedim. Vallahi hocam iyi ettin. Bu arada arkadaşlar 96-6'da bir gol geldi. Samsunspor Ümraniye karşısında 3-0 yaptı. Evet, bugün Samsunspor Ümraniye karşısında 3-0 yaptı ve 3-0'dan 3 puan aldı arkadaşlar. 3 goldan 3 gol aldı. 3 goldan 3 puan götürüyor. Evet. Bu arada arkadaşlar bir gol daha mı acaba var diyken maç bitti arkadaşlar. Samsunspor maçı bitti. Evet, 3-0'dan, evet, goldan sonra. Bu arada Adana Demirspor maçı 96-4 1-1 devam ediyor. Orada da daha henüz başka gol çıkmadı arkadaşlar. 96-5'e gittik. Evet, bir yandan da arkadaşlar bu maçı da bitirelim. Evet, Discord'dan size daha hızlı bilgi aktarabilirim. Ondan sormuştum. Valla Muhammed, bu Discord'u aslında bir araştırma aldım. Ben de daha hiç kullanmadım yani. Bir bakalım bana nasıl bir şey. Evet. Adana Demirspor Boluspor maçının 6-5 oynanıyor arkadaşlar. Aram 1-1. Berat'ta adım Cengiz Kaygılı. Yayınımıza hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Öğrenci misin? Veyahut da yani yetişkin, yaş olarak yetişkin biri misin? Darkram, sen de hoş geldin ayağımıza. Nasılsın, iyi misin Darkram? Evet sevgili arkadaşlar, 96-6 Adana Demirspor maçı halen 1-1. Son saniyeler, son dakika arkadaşlar. Bu da maç kalan bitmek üzere yani Müslüman. Evet, buradan da arkadaşlar bittiği şey geldi. Adana Demirspor Boluspor'dan bir beraber arkadaşlar bu maç da bitti. Ve böylelikle şu anda arkadaşlar biten maçlar böyle. Arkadaşlar sizden bir dakikalık bir müsaade isteyeceğim. Ve hemen geleceğim yani. Çünkü bir çay alayım. Boğazım. Affınıza sığınarak arkadaşlar bir çay almak istiyorum. Bir çay almak istiyorum akşam. Affınıza sığınarak.
Ya çayda çayda olmasa olmuyor arkadaşlar. Çayda olmasa olmuyor. Evet yine birazdan. Bu arkadaşlar. Şunun kulağıma bir geçecek de. Evet bir yandan da diğer kulaklığımızı da hak. Daha deve başlamadı arkadaşlar. Arkadaşlar size zahmet, sizin de görmenizi istemiyorum, kusura bakmayın. Ben bir şeyler yiyeceğim. Çünkü bir şey yemeden canlı yayına başladım. Bu arada evet, Ülke Stadyumu, Ümit Öztürk, Ali Saygı, Ögel, Osman Gürkan bile, Yasin Kol 4. Hakem, Koray Gence'de var hakem mi? Erkan Engin, Avar. Bir yandan da şuna bakıyorum maçlar başlarım mı diye. Daha devre aslında. Beyat da abi, Ali Erkul abi tanıyor musun? Tanımaz olur muyum? Beyat da. Fizik pilotu en iyisi Hatay Spor dedim. Skor 0-0 efendim. Evet Ali Arda. Arkadaşlar. Bir yandan. Bir yandan. Ama başladığı anda sizden arkadaşlar paylaşacağım. Dur bakalım ne olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz oyuncu değişikliğinde 5 tane oyuncu değiştirmem var. Ama bu 5 tane oyuncuyu 3 periyotta değiştirin arkadaşlar. Yani her oyuncu, mesela her seferinde bir oyuncu değiştiremiyorsun. Mesela bir değiştirmede bazen birinde 2 oyuncu, diğer değiştirmede 2 oyuncu, en sonunda bir oyuncuyu değiştirebilirsin. 5 tane oyuncuyu da aynı anda değiştirebilirsin. Yani 3 sefer hakkın var oyuncu değiştirmek için. İster 3 oyuncu değiştir, ister 1 oyuncu değiştir, ister 5 oyuncu değiştir. Onu belirtmek istiyorum. Bu kural pandemiden sonra, geçen sene pandemiden sonra gelmişti bu kural. Ve bu yılda aynen aynı kurala devam ediliyor. Bunu belirtmek istiyorum. Evet. Evet, yayıncı kuruluşun yorumcusu. Biz de arkadaşlar bugün Ozan'ı fazla beğenmedik. Çünkü fazla ismi duymayan oyuncudan biri de. Ama bir Feride Kadıoğlu, bir Altay, bir Ramos, Feride Kadıoğlu, Valencia, Gustavo, Tiam. Bunlar arkadaşlar maçın içinde sıkça isimlerini duyduğumuz oyunculardı. Hatay Spor'da Gayacı Muhammed Münir, Popov, Pavlov, Gökhan Karadeniz, Liberio, Diouf. Evet, isimler sıkça duyduğumuz isimler de arkadaşlar. Fenerbahçe'de bugün ne yapacak? Aynı oranda Hatay Spor bugün arkadaşlar buradan puan çıkartabilecek mi?
Alara Sezer. İlk yarı 0-0 bitti. İlk yarı 0-0 bitti. Ümraniye Spor. Samsun Spor Ümraniye'yi 3-0 yendi. Adana Demirspor da Boruspor'la beraber kaldı. Onlar da 1-1 beraber kaldı. Fenerbahçe maçının da Hatay maçı da ilk yarısı 0-0 bitti arkadaşlar. Tolga çıkar, sos sağ girer bence ikinci yarıda da. Valla bakacağız kamyon. Ozan Tufan. Evet arkadaşlar. Evet. Ozan Tufan çıktı. Onun yerine Sosa oyuna girdi arkadaşlar. Evet onun yerine Kamran aynen dediğin gibi Ozan Tufan çıktı Sosa girdi. Hayır sen avukatmışsın değil mi? Ozan Tufan çıktı onun yerine Sosa girdi. Abi yine söyler misin? Berat da yani ya arkadaşlar Berat da aramızda. Berat da yani bu devamı aynı yerde yazma lütfen ya. Çünkü zaman zaman maç başladığı zaman yazılan hiç görmeyeceğim. Şimdi devre arasında yani şeye bakıyorum. Çete bakıyorum. Yani biraz sonra maç başladığı zaman zaten hiç görmeyeceğim yani. Yani okumuyor diye aklına bir şey gelmesin. Evet. Şu anda arkadaşlar ağırlanan maçın ikinci yarısı başladı. Fenerbahçe başladı ikinci yarıya. Evet. İkinci yarı. Arkadaşlar Tiam'da yeğeni Sinan'a baktı arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe'de iki değişiklik. Ozan Tufan çıktı. Sosa girdi. Tiam çıktı. Sinan girdi arkadaşlar. Evet, şu anda Hatay Spor Yusuf Abdoğlu ile 180 kere söyledik dedi, evet. Yusuf Abdoğlu. Evet, Rayan'a bir yatarak topa müdahale ediyor ama Gökhan araya giriyor. O atıyor topu Sinan Gümüş'e. Ama Sinan Gümüş'ün atak arkadaşlar pas yerini bulmuyor. Pablo'ya. İlk kara 47'ye geçen. Fenerbahçe topu kazandı. Sağ kanattan bir atak yaşıyor. Tolga C.C. Rakibinden sığınmaya çalışıyor. Gökhan Gönül. Ama topu bıraktı yedi arkadaşlar Gökhan Gönül'ün. Evet Fenerbahçe'ler atağa başlamadan kestiriyor. Evet Hatay Spor'u atak geçtikken bir anda bir hata yaptı arkadaşlar ama bu hata az kalsın pahalıya patlayacaktı. Fenerbahçe'ler bir pozisyondan daha yararlanmadı arkadaşlar. Fenerbahçe atağa gelişiyor. Sağ kanattan Lemos toplam buluştu. Ondan Caner Ekin'e tekrar top Lemos'a gitti. Sağ tarafta Zanka. Rakip alana doğru atak yapıyor. Ama Lemos Sosa atağa gelişiyor arkadaşlar. Caner Ekin top kaleye oynuyor ama Hatay Spor savunması bir panik halinde bu atağı savuşturuyor arkadaşlar alel acele. Fenerbahçe ilk yarının başında arkadaşlar biraz daha baskılı oynar başladı ama net pozisyon üretmekle tabii ki yetersiz kaldı. Şimdi yarıda arkadaşlar ikinci yarının başından beri de yine yetersiz kalıyor. Arkadaşlar zaman zaman biz de burada
biraz şey yapıyoruz. Ya şu şeyi biraz yakınlaştırayım. Bir yandan da Muhammed Keser abi Discord adresini verir misin? Vallahi Muhammed Keser bana diyorsan benim Discord adresim yok. Yusuf Özkoç abi beni hatırladın mı? Yusuf Özkoç yayınımıza hoş geldin tekrar. Dıtıyam otur evinde ne yapıyorsun burada? Bana mı söylüyorsun? Bana söylüyorsan beğenmiyorsan girebilirsin. Dıtıyam. Eğer beğen diyorsan beğenmiyorsan girersin. Dayı otur evinde ne yapıyorsun? Valla dayı zaten evinde oturuyor. Burası benim evim karşım. Burası benim evim. Yanlı yan yapıyorum arkadaşlarım. Sağ olsunlar. Onlar da geldiler. Eğer beğenmiyorsan dıtıyam. Beğenmiyorsan çekip gidebilirsin. Biz seni burada tutmayalım. Berat da yani bir daha böyle şeyler yazma. Bak spama düşüyorsun, bak haberin olsun. Evet evimde oturuyorum. Yusuf Özkoç yani her zaman gelmiyorsun ama hatırla gibiyim Yusuf Koç. Yusuf Özkoç. Arkadaşlar şu anda tekrar maça dönerim. Şu anda maç durdu. Berat adam hasta etme. Valla Berat bak Osman hocamın canını sıkma. Evet bu arada Yağmur. Yağmur yerde yemişler. Hoş geldin Yağmur. The tam ne yapmasını istedin? Yani ne bileyim arkadaşlar bilemiyorum ya. Ya sanki biz kendilerine zorla şey yapıyoruz ya. Ha tamam geldiysen canlı yayınımıza katıl. Hoş geldin. Ayağına sağlık deriz yani. Doğru söylüyorsun Yağmur Yıldız. Doğru söylüyorsun. Evet Popov topu taça gönderdi. Fenerbahçe'ye bir taç at Sinan oyuna başlayacak. Evet şu anda bu arada bir sakatlık oldu arkadaşlar. Sosa topu aldı. O topu atıyor arkadaşı Lemosa. Ondan Luis Gustavo'ya. Fenerbahçe atak geçtiriyor. Ama oyun tekrar geriye dönüyorsa Fenerbahçe atak devam ediyor. Top Münir'e kadar, Muhammed Münir'e kadar gidiyor arkadaşlar. Evet. Bünyamin Özkoç eline sağlık. Atmışsan eline sağlık. Eğer varsa birkaç tane daha atabilirsin. Biz bundan onu duyarız. Sen disk atmaya devam et. Ben niye siliyorum hocam ya? Evet bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'nin Altay Bayındır. Top olarak fazla bir top gelmedi. Yani tehlikeli bir top gelmedi. Bir iki pozisyon vardı arkadaşlar. Hatayspor'un. Yani rahat bir maç oynuyor ama karşı kaleci Muhammed Münir biraz bayağı bir arkadaşlar ona top geldi yani. Ama istenilen ataklar, istenilen gol pozisyonlar yani olmadığı gibi bir şey. Bir iki pozisyonun dışında. Ama maç sence nasıl diyorsan bence yani ortada geçen bir maç ama yani seyredebilir bir maç yani. Bazen hareketli maç, bazen hareketli anlar oluyor. Ama işte yine de Hatayspor maçı zaman zaman ağırlaştırıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Evet Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunu baskılı oyunu aşağı devam etmek istiyor. Ama top bu arada aşağı şaşırttı. Gökhan Gönül ama hakem ofsayt verdi bu arada. Bu arada hakem bayrak kaldırmakla ofsayt verdi. Ali dur kuzum birini tepeleyeceğim. Yoksa içinde Bünyamin Özkoç değilim de yedin şunu ya.
Evet arkadaşlar. Hatay Spor böyle bir atak geçiriyor. Ama top ofsayttan kesiliyor arkadaşlar. Kartalım hoş geldin ya. O gözlerin var ya, o gözlerin yine bizi korkutuyor. Evet, Kartal 1903 geldi arkadaşlar. Evet ya, bunlar parayla mı tutuyorlar? Evet şu anda arkadaşlar Tolgacı'ya yine Abbas Mehmet'e. Teşekkür ederim katalım. Milan Valencia. Atak Alem Valencia. Fenerbahçe atağı etkili geçiyor. Sosa Caner Ekin. O geriye doğru gönderiyor. Alem Valencia. Valencia yapılan bir hareket var faul arkadaşlar. Çok çok tehlikeli bir yer arkadaşlar. Şu anda bu arada Ümit Öz, evet hakime itirazda bulundu. Böyle serbest vuruş verilir mi diye. Hakem de Ümit Öz Türk de gitti. Isaac Saki'ye sarı kartı gösterdi arkadaşlar. Ve tehlikeli bir yerde Fenerbahçe bir frikik atışı kullanacak. Evet, Isaac Saki bir sarı kart gördü. Bu servis atışı duvar kim kullanacak? Çok etkili bir yer arkadaşlar. Ceza sahasının ön çizgisinin 1 metre dışı. Evet, ceza sahasının yan çizgisinden ön çizgisini birleştiği yerine hafiften hafif çapraz. Yayın hafif çapraz arkadaşlar. Ceza sahasının böyle pozisyonuna geçen sene Trabzonspor'dayken Sosa mükemmel vuruyordu arkadaşlar. Yine vurabilecek mi? Bu arada Isaac Saki arkadaşlar sarı karttan sonra rahat durmuyor. Daha da itirazların yoğunlaştırdı. Burada biz ikinci bir sarıdan kırmızı kart görebilir mi? Evet, yazdım spoya düştüyse bir kaldırayım bizden ben. Evet arkadaşlar. Evet. Ceza yayının 18'deki yani yayın bu çizgisini arkadaşlar ve ceza sahasının yan çizgisinin köşe var arkadaşlar. Köşenin birleştiği yer hayal edin. İkisinin tam ortası arkadaşlar. Ceza sahası çizgisine 1 metre mesafeden. Dur bakalım topa kim vuracak? Caner Ekin topun yerine geldi. Lemons topun başında. Sosa vurdu. Top barajdan döndü arkadaşlar. Evet Sosa dediğimiz gibi arkadaşlar geldi Sosa vurdu. Ama barajı geçemedi. Geçen sene böyle yerden güzel atışlar vardı arkadaşlar Sosa'nın. Fenerbahçe taraftarlar bir anda heyecanlandı arkadaşlar. Acaba gol mü geliyor diye ama top barajdan sekti. Evet bu arada yahu he Özcan Hatay'a mı kazanacak dedi. Hatay'ı mı kazanacak? Yahu he Özcan Hatay'a mı kazanacak diyor evet Kamilan. Evet, hala da iyileştim muhtarım. Artık bu gece yatarım, sabah ekstra enerji olurum. Valla tekrar geçmiş olsun hala da. Yani iyileştiğine de sevindik bu arada. Maç yine durdu arkadaşlar bu arada. Fenerbahçe şimdi bir atak geçiriyor. Yusuf Abdoğlu atağa karşı emek istiyor. Bu arada bir faul atışı.
Bir serbest atış, bir serbest vuruş daha kaçtan. Evet, Hatayspor'da bir oyuncu değişikliği geçen maçlara sonradan oyuna girip Dostan attı bir de gol atan oyuncu. Evet. Barbastro arkadaşlar Ömer Aydoğan Barbastro'yu oyuna sürdü. Evet, enerjik, atletik ve hızlı bir oyuncu olan Barbosa'yı oyunu aldı. Evet, Ömer Erdoğan. Zannetsem ikinci ayda Fenerbahçe baskısından kurtulup kontrat atan pozisyon bulmak için arkadaşlar Barbosa'yı oyunu aldı. Canan'dan geçen metal taş toplanıyor. Topu tekrar kontrol etti. Ondan Sosa'ya Gustavo topu aldı. Sol kanattan Ferdi Kadıoğlu oynayan Fenerbahçe atak geçiriyor. Ferdi. Top takada gidiyor arkadaşlar. Defans. Evet, top en son Ferdi Kadıoğlu defansın müdahalesi ama en son Ferdi Kadıoğlu olan top çarpıyor ve taça gidiyor arkadaşlar. Evet. Bu arada takiplesin dedi. Oyuncu hata hoş geldin yanımıza. Evet. Bu arada Hakkari seni Mars'a yollarım. Mars'ta olursun dedi. Bak evet Yağmur Yıldız. Evet aynen Ali Erkun dedi. Dersim yakışıklısı Ali Erkun'da. Bir kaptan top. Hatay Sporcu'ya. Bir top araya gidi. Ondan top Yüz Gustavo toparlıyor. Ama daha sonra top Diop'a geliyor. Top Diop'tan çıkıyor. Evet, hızlı bir atak oldu ama atak sonuçsuz kaldı arkadaşlar. Defanslar yine de zamanla müdahale yaparak ataklar kesiyor. Evet, Mahmut Diop Hatayspor'dan Mahmut Diop arkadaşlar İngiltere Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Evet, Mahmut Diop arkadaşlar şu anda Hatayspor'un ilerideki tek oyuncusu arkadaşlar. Maçın başından beri İngiltere Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. İleride Hatayspor'a daha da faydası olacağını ne tahmin ediyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda arkadaşlar oyun biraz daha durdu. Bir servis açtı arkadaşlar. Evet, bir serbest atış Fenerbahçe kullanıyor. 35 metreden falan arkadaşlar. Galeye mesafesi. Dur bakalım. Bu atışı nasıl kullanacak? Sosa geliyor. Ortası kafa vuruşu ama top kaleci Münir arkadaşlar Muhammed Münir bu pozisyona kurtarıyor arkadaşlar. Evet, ilk karar 65 arkadaşlar. Fenerbahçe Hatayspor maçı 0-0 devam ediyor. Bu maçla ilgili arkadaşlar eğer biraz bilgi verecek olsam size şu bilgileri hemen vereyim. Bir yandan hemen onu açıp vereyim arkadaşlar. İstatistik, bunlar istatistik bilgiler. Şu ana kadar Hatayspor'un Fenerbahçe maçında 54'e 46'lık pas topa sahip olma oranıyla Fenerbahçe 55'e 45 orandan şu anda önde. Gol denemesinde 5-0'lık bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Aslında bu 5-1 olmasına bakar. Bir de Hatay'ın da bir tane pozisyonu vardı. Kaleyi bulan şut 2-0. Fenerbahçe. Kaleyi bulmayan şut 0-0. Engellenen şut. Sosa
kafayı vuruyor mu, top netten dönüyor arkadaşlar. Evet, sağdan yapılan bir orta, sol sağa kafayı vuruyor, top netten dönüyor. Orada enteresan bir pozisyon arkadaşlar. Top netten dönüyor arkadaşlar. Fenerbahçe bu pozisyondan faydalanamadı. Ama Luis Gustavo Diop'u bir kontrata çıkmak istiyor ama Gustavo Diop'u durduruyor. Arkadaşlar şu anda yayıncı kuruluşun yorumcusu özür diliyor. Sosa sağdan bindiriyor. Ortasını yapıyor. Gala sahası dibinde Gökhan Gönül kafayı vuruyor. Ama top diyetten dönüyor arkadaşlar. Şu anda toplam pas sayısı 349'da 287 arkadaşlar. Ve müdahaleler 11'e 9. Ataklar 77'ye 47 Fenerbahçe üstünlüğü de var. Tehlikeli ataklar 51'e 19 yine Fenerbahçe üstünlüğü var arkadaşlar. Yani bunlar da yapılan istatistik bilgiler arkadaşlar. Bu arada tabii ki ben bunların dekinde Fenerbahçe'ye bir goldan oldu. Yani ve bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'den gol sinyallerinin geldiğini söylüyor şey maçın yorumcusu. Spor tamamen kapandı diyor. Hızlı oyuncular var. Hızlı oyuncular var ve bu hızlı oyuncular yani tabii ki yani gol bulabilecek oyuncu Hatayspor'da. Onu da bekliyorum ama Fenerbahçe'de her geçen gün ataklar daha da sıklaşıyor. Ama bu arada işte bir Hatayspor dediğimiz gibi Hatayspor'un bir kontrata. Ama topu geriye doğru çıkarıyor. İleriye gideceğine topu geriye çıkarttığı için de atak başlamadan bitiyor arkadaşlar. Şu anda Fenerbahçe Sinan Gümüş'le bir atak geliştirecek. Ama topu Ribeiro'ya kaptırıyor. Bir serbest atışta Hatayspor takımı bir serbest atıştan oyuna başlayacak. Ribeiro topu kaptığında ona yapılan hareket faul arkadaşlar. Ve bu anda bir sakatlık var. Hakem Ümit Öztürk düdümün bekleyinde de şu anda bir sağlık görevlerini oyun alanına davet ediyor. Evet. Fenerbahçe'de arkadaşlar Mert Hakan Yandaş şu anda oyuna giriyor. Mert Hakan Yandaş oyuna girdi. Novak oyuna girdi. Evet. Mert Hakan Yandaş ve Novak oyuna girdi ama çıkanlar daha söylemedi. Evet şu an arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş ve Novak oyuna giriyor. Hemen buradan bakayım arkadaşlar. Sosa'yla Sinan Gümüş oyuna girmişti. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Novak giriyor arkadaşlar. Evet. Tiyan yerine Sinan Gümüş girmişti. Ozan Tufan yerine Sosa girmişti. Ama Mert Hakan Yandaş acaba kimin yerine giriyor? Onu daha henüz belirtmediler. Bu arada Hatayspor'da Gökdeniz Gökhan Karadeniz'in yerine Traoré oyuna girdi. Ilgaz'ın yerine de Barbosa oyuna girdi. Arkadaşlar Barbosa tehlikeli bir oyuncu ve bu arada Diop'un evet ileri uçtaki Premier League tecrübesi olan Diop'un yerine de Aydın oyuna girdi arkadaşlar. Şu anda Hakan Yandaş da Tolga yerine girdi arkadaşlar. Evet. Maçlardan son 20 dakikaya kadar gereken kalan son değişiklikler son şeyler yapılıyor. Son kozlar kalan sürmeye başlandı. Dubai bunlar maçın sonucunu değiştirecek mi? Dakika 71.
Toplanmışan Novak. Bir orta. Caner Erkin dokunuyor. Ama istediği gibi dokunamıyor. Evet, Fenerbahçe bu sefer de Caner Erkin'den bir pozisyon kaçırdı. Kamuran ilginç kimliği adı da evet. Bu arkadaşlar. Bu arada Iberio toplamıştı. Hatayspor'dan Iberio. Sol kanattan Mesut. Ondan Mert Hakan Yandaş'a. Evet, Fenerbahçe bu arada arkadaşlar, Fenerbahçe takımı şu anda arkadaşlar oyun biraz ağırlaştı ve durdu. Ama bu son, özellikle bu son 15 dakika arkadaşlar, son 15-20 dakika oraya çetin geçişe benziyor. Yani İstediğimiz goller çıkmadı ama maç güzel bir maç oldu. Bunu diyebiliriz. Hatayspor hattını bilerek oynadı, bunu diyebilirim. Yani buradan puan da çıkartabilir ama Fenerbahçe evindeki ilk maçı kazanmak istiyor. Evet, şu anda arkadaşlar evet, şu anda Fenerbahçe sağ kanattan bir atak geliştirmeye çalışıyor. Top Sinan Gümüş'te. Sinan Gümüş'ün verdiği pas yerini bulmuyor arkadaşlar. Hatayspor arkadaşlar çok iyi kapanıyor ve Fenerbahçe futbolcuya şans vermiyor. İkinci sayıdan kırmızı kart geldi arkadaşlar. Evet. Ümit Öztürk gitti. İkinci sayıdan Ribeiro'ya kırmızı kart gösterdi arkadaşlar. Evet, Ribeiro arkadaşlar bugün takımını 10 kişi bıraktı. Yani oyun olarak iyi bir oyuncu ama kart görmeye meyilli bir oyuncu. İlk maçta Başakşehir maçında arkadaşlar bir sayı katı varmış. Ribeiro'nun bugünkü gördüğü karttan sonra ikinci sayı karttan da kırmızı kartı görüyor. Ribeiro böyle arkadaşlar o takımını 10 kişi bıraktı. Yani Hatayspor için belki de daha da kötü dakikalar bu saatten sonra arkadaşlar başlayacak. Çünkü 10 kişi oynuyorsunuz. Karşınızda Fenerbahçe. Ve buradan da puan çıkartmak istiyorsunuz ama 10 kişi kalıyorsunuz. Tabii ki bunlar bayağı biraz zor arkadaşlar. Dur bakalım ne olacak? Biz de merak ediyoruz. Evet. Büyük bir dezavantaj oldu Hatayspor için bu kırmızı kart. Evet. Bu arada Fenerbahçe'li oyuncağın Hatayspor'u oyuncağı yaptığı bereket başlar Paul. Bu Paul atışını Hatayspor şimdi kullanacak. 0-0'lık sonuç 0-0'lık beraber devam ediyor. Hatay kazanacak dedi. Evet. Son 15 dakikaya giriyoruz arkadaşlar. En kritik dakikalar. Durum spor için, Fenerbahçe için nasıl geçecek? Acaba bu son 15 dakikada gol çıkacak mı? Gökhan'dan başlayacak. Valencia toplam buluştu. Elan Valencia. Attığı pas yerini bulmuyor. Hatayspor savunması topu alıyor. Bu arada Pablo da arkadaşlar bugün sayıkla oynuyor. Hatayspor'un hani iyi oyuncularından biri.
Fenerbahçe'de Lemos atak geliştiriyor. Bu arada Barbosa bir atak geliştiriyor. Hatay Spor'dan topu kaptı. O Hatay Spor atağı arkadaşlar başlamadan kesiliyor. Caner Ekin tarafından 76. dakika. Evet. Evet, bu maçta arkadaşlar bu maçta hakem su molası vermedi. Yavaş yavaş havaların biraz serinlemesini arkadaşlar su molasını yavaş yavaş da ortadan kaldırıyor da. Bu maçta su molası vermedi. Evet. Su molası arkadaşlar biliyorsunuz Ağustos'un ve Eylül haftasında çok sayıda verildi ama yavaş yavaş su molası da garan kaldırılıyor arkadaşlar. Çünkü havaların serinlemesinden diyor. Bu maçta herhangi bir su molası verilmedi. Sinan Gümüş'ten Fenerbahçe atağa gelişiyor. Ondan Pavlova. Evet şu anda Ataspor Pavlova'dan bir atak geçti. Ama orta sahaya geçiyor ama rakip ceza sahasına geldiği zaman bu atak cırın kalıyor ve tehlikeli atağa dönüşmüyor arkadaşlar. Evet Traore, Isaac Saki, Traore ve Traore yeri arkadaşlar hakem bir faul verdiği bir servis açık kullanacak. Evet 0-0 devam eden maçta 78. dakika. Hatay Spor bir servis açık kullanacak. Evet. Evet arkadaşlar bugün şu anda yorumcu Valencia özellikle Fenerbahçe'nin çok büyük bir beklentisi olan Valencia bugün etkisiz kaldığını söylüyor. Hakikaten de bugün etkisiz kaldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe topu kapıyor. Bir atak geçiyor ama o atak da kesiliyor. Atılan pas yerini bulmuyor. Sinan Gümüş, Valencia ve Sinan Gümüş ile geçen atak sonuçsuz kalıyor. Evet Hatay Spor bir serbest atış kullanacak ama top atış kullandıktan sonra Fenerbahçe topu kapıyor. Ani bir atak yapmaya çalışıyor ama atak sonuçsuz kalıyor. Şu anda Abit'te. Ama Hatay Spor ata başlamadan bitiyor arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe arkadaşlar biraz oyundan düştü. 10 kişi oynayan Hatay Spor. 11 kişi oynayan Hatay Spor oranına daha ileriye çıkar oldu arkadaşlar. Bu da tabii ki bir enteresan bir durum. Evet 11-11 iken daha çok kendi sahasında oynayan Hatay Spor 10 kişi kaldıktan sonra atağı kapmaya başladı. Bu arada Troya yapılan meket bir serbest bu arkadaşlar. Evet. Ümit Öztürk'le Ali Saygın Ögel arkadaşlar aslında bir şey konuşma oldu. Ve Caner'in yaptığı harekete faul verdi. Kritik bir nokta. Hatay Spor bir serbest atış kullanacak. Şu anda 4 tane oyuncu ceza sahasının içinde Hatay Spor'un. Evet Barbosa topun başında. Bir orta. Fenerbahçe defansa kafayla kaçırıyor. Isaac Seki rakibini çekiyor arkadaşlar. Ve Hatay Spor evet Isaac Seki rakibini çekiyor. Düşürüyor arkadaşlar. Hakem Ümit Öztürk gidiyor. Isaac Seki'ye
sarı kart gösteriyor. Isaac Stakin'in daha önce de bir sarı kartı vardı ve kırmızı karta dönüyor arkadaşlar. Hatay Spor 10 kişi kalıyor. 9 kişi kalıyor. Evet, önce Ribeiro, şimdi Isaac Saki, Hatay Spor 9 kişi arkadaşlar. Evet. Evet, ülke stadyumunda son anlarda neler oluyor arkadaşlar? Yine bir kırmızı kart geldi. Evet. Evet Kamran, Hatay Spor 9 kişi kaldı. Evet, 11 kişi oynayan Hatay Spor defans yapıyordu. 10 kişi oynayınca evet, daha atak oynamaya başladı. Daha çok ileriye gitti. 9 kişi kalan Hatay Spor bence bu sefer uçacak gibi geliyor. Evet, haydi Hatay diyor, 8 kişi kal diyor. Evet, yapılan ortada. Isaac Saki rakibini çekti arkadaşlar, düşürdü. Hakemler gitti. Sarı kartını verdi. Bu sarı kart ama ikinci sarı kartlı. Kırmızıya döndü. Dur bakalım arkadaşlar ne olacak? Evet. Saki. Şimdi Fenerbahçe sol taraftan bir atak geçiyor arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe için zor bir 90 dakikaydı arkadaşlar. Kendisi aslında galibiyet için çıktı Hatay Spor karşısında. Skor henüz 0-0. Şu anda Hatay Spor 9 kişi kaldı. Maçın da bitimine 8-9 dakika var arkadaşlar. Dur bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Evet, savunma olarak Hatay Spor başarılıydı maçın başından beri. Ama dur bakalım bu saatten sonra arkadaşlar nasıl olacak? Dakikada 83-84. Dakika arkadaşlar. 6-7 dakika bir zaman dilimi var. Sosa'nın müdahalesi, top taca gidiyor arkadaşlar. Hatay Spor bir taca atışı kullanacak. Evet, Hatay Spor oyunu tamamen ağırlaştırmaya yönelik hareketler yapıyor. O topa Mikan olduğuna da gönderiyor. Ondan Tuğare. Top ağıra giriyor arkadaşlar. Hatay Spor. Gustavo Natak eşiyor. Ondan Sosa. Ondan Nova. Filip Novak soldan gidiyor. Filip Novak. Ondan Lemonsa. Lemonsa. Ama Mert Hakan yanlışa topu atıyor ama toplanmış ama Mekadan yanaş. Yatağa bir müdahale ama top koynaya çıkıyor. Fenerbahçe bir kış atışı kullanacak. Ama bu pozisyonda Hatay Spor oyuncunun bir offside beklentisi de vardı arkadaşlar. Evet, Hatay şu anda devam ediyor arkadaşlar. Korner atışına. Fenerbahçe yükleniyor. Mert Hakan yanaş topu aldı. Ümit Gustavo. Leman soptan buluştu. Ondan Mert Hakan yanaş. Ara pası. Topa vuruyor ama top az falan kalecinin sonundan dışarı gidiyor. Evet, Fenerbahçe'nin golü açtı bir an. Fenerbahçe'nin sesini açtı arkadaşlar. Fenerbahçe ilk defa bu kadar organize bir atakla geldi arkadaşlar. Maçın başından beri. Özellikle üstüne basa basa söylüyor şu andaki kulağındaki maçın yoğunluğu arkadaşlar. Evet. 9 kişiyle oynuyor Hatay Spor. Buradan bir puan çıkartmak istiyor Hatay Spor. Evet, ilk defa Süper Lig'de Fenerbahçe'yle oynayan Hatay Spor belki de bir tarih yazacak. Evet, 9 oyuncuyla bir puan çıkacak, çıkarttı diye arkadaşlar.
5 dakika, son 5 dakika arkadaşlar. Evet, duraklama oldu bu maçta bir hayli. Dubar'ın o duraklama maçın sonra ilave edecek mi? İlk yarıda biliyorsunuz çok duraklama olmuştu ama hakem 2 dakika uzatmıştı. Dubar'ın ikinci yarı nasıl olacak? Evet, 0-0 bebek devam ediyor. Uzun bir top atıldı. Top Fenerbahçe oyuncuda kalıyor arkadaşlar. Top şu anda Novak'ta. Ondan Sosa'ya. Ondan Gustavo'ya. Sosa top antetle buluştu. Sosa geliyor sağ kanattan. Evet. Yerden çıkardan bir metak. Metakan yanlaş. Novak soldan giriyor. Gustavo. Gustavo. Kaleci Muhammed Münir bu pozisyonu da kesiyor. Bu atağa izin vermiyor. Evet, güzel bir kurtarış yapıyor kaleci Muhammed Münir arkadaşlar. 0-0 durum devam ediyor. Maçın dakikaları 88. Hatay Spor oyuncu şu anda o topu kazandı. Elen Varansi topu aldı. Ama topu ayağından açıyor ve topu kaybediyor. Topu şu anda Deniz Türüç aldı. Evet, şu anda topu Deniz Türüç aldı arkadaşlar. Bu arada Caner Erkin'in yerine de biliyorsunuz arkadaşlar demek ki oyuncu değişikliğinde Deniz Türüç oyuna girmişti. Evet, şu anda arkadaşlar maçın 88. dakikası oynanıyor. 88. dakikasının içindeyiz. Evet, Mert Hakan Yanlaş, Sosa ikilisi. Ondan Luis Gustavo'ya. Gökhan Gönül toplam buluştu. Mert Hakan Yanlaş'a top attı. Evet, geç kalıyor arkadaşlar. Top avuda kadar gidiyor arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe hata başlamadan bitiyor. Top avuda gidiyor. Organize yapan atak arkadaşlar fazla yok. Bir iki atağın içinde öyle organize atak yapılmıyor. Her iki takım da 18'in yayının üstüne kadar geliyor. Ondan sonra arkadaşlar pozisyon bulamıyor. Evet. Hatay Spor'da ikili kırmızı kart var. Şu anda 10 kişi oynuyor. 9 kişi oynuyor. Önce Ribeiro oyundan atıldı. Daha sonra Diouf oyundan atıldı arkadaşlar. Dur bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Arkadaşlar genelde şu anda Ribeiro ve Saki özden Diouf dedi. Çünkü Diouf oyundan atıldı arkadaşlar. Ribeiro ve Saki oyundan atıldı. İkisi de sağdan kırmızı kart gördü. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Hakan yanlıştan Fenerbahçe atak yaşıyor. Ve top savunmadan dönüyor. Hakem de offside bayrağını çekiyor arkadaşlar. Evet, bir offside arkadaşlar. Hatay Spor bir offside atışından oyuna başlayacak. Evet, Fenerbahçe özellikle saha içindeki dağılımında hatalar olduğunu söylüyor maçın yorumcusu. Sonradan oyuna giren Mert Hakan Yandaş, Novak, Sosa gibi oyuncular, Deniz Türüç gibi oyuncular biraz olsun heyecan kattı ama onlar da arkadaşlar şu anda öyle başarılı bir oyundan gol pozisyonu falan yakalayamadılar. Bu arada çok Fenerbahçe'nin çok beklentisi oldu. Valencia gibi, Lemons gibi ve Jorgensen gibi oyuncu arkadaşlar bugün çok da fazla bir etkili bir oyun sergileyemediler. Maçın son 90 dakikası bitti. 6'a kadar oynayacak. Hakem kaç dakika uzatma verdi? Onların herhangi bir daha bilgi gelmedi arkadaşlar.
Sosa ile başlayan, Gustavo ile devam eden bir atak var. Soldan bir atak geçiyor arkadaşlar. Novak toplanmıştı. Evet, Fenerbahçe arkadaşlar. Evet, geçen hafta Başakşehir 2-0 yenip moralli gelen Hatayspor bugün 10 kişi 9 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe karşısında ezilmeden bilinçli istediği futbolu oynayarak zaman zaman maçı ağırlaştırıp zaman zaman kontrata çıkarak yani güzel bir oyun sergiledi arkadaşlar. Bu dakikadan sonra eğer Hatayspor gol yemezse birinci liğe ilk çıktığı senede Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe'nin de ilk maçını Süper Lig'de oynuyor arkadaşlar. Buradan bir tarihi bir sonuçtan dönebilir. Hem de 9 kişiyle ağır maçın son dakikaları oynanmaya başlanıyor arkadaşlar. Dur bakalım hakem kaç dakika uzatacak. Uzatmayla ilgili herhangi bir bilgi kulağıma gelmedi. 5 dakika arkadaşlar. Aa, bu arada arkadaşlar şimdi dedi. 5 dakikalık bir duraklama dakikası arkadaşlar. 5 dakika bir duraklama verdi. Benim öndeki saat 96 3'ü gösteriyor. Şu anda 96 3'ün dakikanın içinde arkadaşlar o oynanıyor. Hatayspor. Evet 2-3 dakika daha değinebilecek mi diyor. İstediği etkinlikte gol pozisyonları bulamayan Fenerbahçe acaba ne yapacak diyor. Evet, bugün arkadaşlar Muhammed Münir kalesinde çok büyük güven verdi. Mete Hakan. Bu arada Mete Hakan bir penaltı bekliyor. Hakeme bakıyor, hakem devam diyor. Deniz Türk, Alan Valencia, Sosa. Deniz Türk topu tekrar kaptı. Brota, Novak üseliyor. Sekti ama savunma tehlikeli uzaklaştırıyor. Fenerbahçe tekrar yükleniyor. 96-3. 93 bitti. 96-4'e gidik. Yeniden bir orta. Sekti ama Fenerbahçe oyuncuya bu pozisyona dokunamıyor arkadaşlar. Hatay defansı topu uzaklaştırıyor. Evet şu anda biraz hatta izliyoruz. Topu tekrar buluşan Novak. Ondan Sosa. Gökhan Gönül toplanmıştı. Ona Deniz Türce. Ama bu arada arkadaşlar hakem offside bayrağını çıkarıyor. Orada bir offside mi var yoksa bir elle oynama mı var? Evet arkadaşlar. Burada. Evet. Fenerbahçeliler son dakikada bir penaltı beklentisi içindeydi ama hakem Ümit Öztürk devam dedi. Evet, VAR hakemi de ihtiyaç hissetmedi. Oyuna devam dedi arkadaşlar. Altay Bayram da şu anda topu aldı. Kalan son dakika içine girdi arkadaşlar. Kalan hakemin herkes gözünü hakeme dikti. Novak şu anda atak geliştiriyor. Valencia top aldı. Ondan Luis Gustavo'ya. Sağ kanata döndü. Gökhan topu aldı. Kontrol etti. Gustavo'ya atıyor. Döndü. Bir orta. Sol kanata. Novak. Bir orta. Top yine defansa döndü. Lemons. Gökhan Gönül. Son şanslar. Fenerbahçe gol için yükleniyor. Fenerbahçe diyor. Son saniyede gol pozisyonu. Deniz Türk az farktan topuşa gidiyor. Ve hakem Ümit Öztürk maçı bitiriyor. Evet ve maçın hakemi evet Ümit Öztürk maçı bitiriyor arkadaşlar. Maç 0-0 bitti. Maç 0-0 bitti arkadaşlar. Evet bu arada maçı bitiriyor. Ve maç 0-0 bitti.
Onu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda da sizlere hemen evet şu anda da hemen size şunu göstereyim arkadaşlar. Evet, maç 0-0 bitti. 2 de kırmızı kart var. Hemen onu da belirtmek istiyorum. Şu anda arkadaşlar bu maç Çin turnuvasında Hatayspor, yani Hatayspor'da helal olsun, 9 kişi kaldı. Haddini bilerek oynadı. Zaman zaman güzel hareketler yaptı. Şu anda maçta yani bitti arkadaşlar. Evet, Hatayspor maçı 0-0 bitti ve Hatayspor 1 puandan dönüyor. İstanbul'da sonra bir tarih yazdı diyebiliriz kendileri açısından. İlk sezonlarında İstanbul'da Fenerbahçe'yle ilk maçlarını oynadılar. İlk maçı oynadılar ve 0-0 biten bir maç. Bugün oynanan maçlarda Adana Demirspor'la biliyorsunuz TFF 1. Lig'de Boruspor maçı 1-1 bitmişti. Samsun Spor, Ümraniye Spor 3-0 yemişti arkadaşlar. İstanbul'da oynanan maçta da Hatay Spor'dan da Fenerbahçe 1-1, 0-0 özür dilerim, 0-0 beraber kaldı. Hatay Spor 9 kişi kaldı. 2 kırmızı kart, ikisi de ikinci sahadan kırmızı kart arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu arada bayağı da bir yalan olmuş hadi. Kamran puan kaptınız işte daha ne istiyorsun dedi. Evet, bir puan. Hatay değil mi? Kamran haklısın. Şu Fener'i yenilemedi Hatay. Yazıklar olsun dedi evet, Osman Hocam. Hatay yattı dedi. Evet, Hatay 0-0'a yattı arkadaşlar. Evet, bir puan oldu. Yuh be Fener. 9 kişi Hatay Spor'u yenemedi dedi. Abicim bu Uray'ım dediğim hoş geldin Yusuf Berat. Doğru düz forvet yok. Vallahi bildiğim dedi. Ya Kamran daha ne olsun gözünü seveyim. Türkiye'deki bütün oyuncuları topladı. Novak, Sosa, Sinan Gümüş, Edin Valencia. Onu sana daha sayayım. Lemons, Gustavo. Yani şu anda Mert Hakan Gümüş. Ya daha kim olacak yani ya? Yedek kadrosu bile bir yedek kadrosu bile Türkiye'deki Süper Lig takımının birçoğunda olmayan oyuncular var. Daha ne olacak? Eğer sen çıkıp da Hatay Spor gibi Hatay bir takımı eğer yenemiyorsan, ona puan kaptırıyorsan yani diyecek bir sözü yok. Yani 90 dakika boyunca öyle ahım şahım tehlikeli bir atak ya 1 oldu ya 2 oldu ya 3 oldu. Fazla olmadı. Ama şu var. Atak bakımından, atak zenginliği bakımından atak fazlasıyla yapıyor Fenerbahçe. Ama ceza sahasını oraya yedikten sonra ataklar cırızlaşıyor ve ataklardan da bir sonuç alamıyor. Yani demek istediğimiz o. Kamuran, Fenerbahçe'nin bence kadrosundaki yedek oyuncular bile birçok Süper Lig takımında olmayan oyuncular. Evet. Eyüp Ensa giyemez. Evet, aynen dediğin gibi. Ben de katılıyorum. Bence Beşiktaş'tan Necip gelmeli bu Fener'e. Hocam olacak. Öf Hatay yaktın bizi. Tam Dilimran tatlı ya. Güzel yorumlar yapıyor yani sonuçta. Geçen bugünkü tahmini tutmadı. Bugün 3-2'lik bir tahmin bekliyordu. Yani 3-2'nin yani 3'ün 2'sinin de aslak oldu da 0 aldık arkadaşlar. 0 aldık. Bugün tahmini tutmadı. Bizim de gözümüz derdi, nazarımız derdi Kamran'a. Vedat'ın yerine kim aldı? Peki Cengiz abi bir tane forvet, o da çok basit ya dedi. Vallahi Kamran, ben diyeceğim bir laf yok lan ya. Ya ben kan ne diyeyim sana? Ben ne diyeyim yani? Bu kadar yani backgroundlar yüksek oyuncular takımda varken, yedek kulübesi bu kadar zenginken bir takım eğer yani çıkıp da Hatay Spor'da küçümsemek için söylemiyorum. Bugün çok güzel oynadı. Haddini bilerek oynadı. Gereken şeyleri yaptı. Ve buradan da bir puan aldı. İki kırmızı kartla üstüne tuzu biber oldu. Yani Fenerbahçe eğer buradan bir kaybet çıkaramıyorsa yani ya benim hiçbir şey diyeceğim yok ya. Bilmiyorum yani, yanlış mı düşünüyorum ve yanlış mı bir yorum yapıyorum. Lewandowski'yi alsın dedi.
Hatay'da Ronaldo Messi mi oynuyor? Kamerun Hatay'da 3 oyuncu saysana. İbrahim Naçıvanlı hocam, Osman Hoca bomba geliyor derbide, rezil ederim sizi. Çetin hoş geldin yayınımıza. Ararım ararım seni, her yerde sorarım. Issız gecelerde Kanarya'm nerede? Kamerun tebrik eden Hatay kazanamaz dedim, bildin. Evet, Hatay şans da tutuldu dedi. Vallahi İbrahim işte şans der be. Alınma haddini bilerek oynadı. Yani gereğini neyse onu yaptı. Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe'nin de oyuncağı beceriksizdi. Tamam ve burada yani tek kelimeyle puan alan yani şöyle diyeyim yani Hatay Spor'u burada kutlamak lazım yani. Arif Beş'te bile bir tane arasın, kaliteli arasın, neyse sağlık olsun. Fenerbahçe Galatasaray'la gider, beraber kalır dedi. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı elbette yani değerli bir maçıdır. Kıran kırana geçecekti yani büyük ihtimalle. Ben buna da inanıyorum. Güzel de maç olacaktır ama şu andan da yani o maçında tahminini yapmak tabii ki zor. Şu andan da o maçın tahmini yapılmaz. Pazar günü Osman Hocamızın da yayınında beraber olacağız. O maçı hep beraber izleyeceğiz. Güzel bir maç günü, güzel bir derbi gecesi bizi bekliyor arkadaşlar pazar günü. Özellikle buradan belirtmek istiyorum. Hatta teşekkür ederim yenge. Nasılsın, iyi misin? Osman Hocam bugün kayıp değil mi? Evet, yarın arkadaşlar Ale Eko kanalında Avrupa maceramız var. Yine canlı yayında yine Osman Hocam maçı sunacak. Çarşamba günü tekrar yine buradayız arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Perşembe günü Avrupa'da bir futbol gecesi var. 3 tane Türk takımı sahaya çıkıyor. 40 tane 40'ın üzerinde Avrupa'dan futbol maçları oynanıyor. Ve bu 40 maçın da üzerinde bir tane de öyle bir maç var ki arkadaşlar. Yani öyle bir maç var ki geceye damgasını vuracak. Bu da kendi kulüp takımlarımızın Avrupa Kupası'nda oynadığı maçların dışında bu maçta arkadaşlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla sahneye çıkıyor. Hem de Macaristan'da karşı karşıya geliyor. Maç Macaristan'da oynanacak ve Puskaş stadında oynanacak maç arkadaşlar. Macaristan'ın Puskaş stadında oynanacak ve bu maçta arkadaşlar yine bilim kültür sanatlar yine Osman Hocamızın kanalındayız ve yine onun anlatımıyla bu devri yaşayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Cuma gününde yine Aleko kanalının Süper Lig'deki maçı yine Osman Hocamızın anlatımıyla yine olacağız. Cumartesi günü bir şu anda arkadaşlar büyük bir ihtimalle yayını Osman Hocamızdan paylaşacağız. Bir maçı ben yayınlayacağım. 16 maçtan veyahut da 16 maçtan Osman Hocam yayınlayacak. Şu anda program önümde olmadığı için bilemiyorum. Onu da size daha sonraki yarınki ve öbür günkü yayına da bunun da aynı ilgili programı size vereceğiz arkadaşlar. Hatay Spor'u oyuncu 40 senedir Hatay'da oynuyor zaten. Fener yendi mi? Ne oldu Cengiz abi? Valla yenge Fenerbahçe'ye beraber kaldı. Bugün Fenerbahçe kendisi aslında 9 kişilik Hatay Spor'u yenemedi. Ve beraber kaldı. Hatay Spor bugün yani gerekeni yaptı ve bir puanı çıkarttı. Evet, İstanbul'dan. Bunu söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar. Kamuran merak etme. Oyuncuya yenidir. Biraz araşırsa düzelir. Forvet lazım. Bu arada İbrahim yani forvet lazım, defans lazım. Yeni oyuncu belki alabilirler. Almazlar demiyorum yani, tamam mı? Çünkü Fenerbahçe çok oyuncu aldı yani. Onu katılım sağlaması zaman alır. En azından bir 4-5 hafta veya 5 haftaya kadar veyahut da 6. haftaya kadar yani en azından 1,5 aylık bir zaman dilimi alabilir yani yeni oyuncağın kaynaşması. Pandemi durumundan dolayı tamamen hazırlık döneminde geçiremedi. Yani göreceğiz sonuçta. Ama Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular bir Deniz Türüç gibi, ondan sonra yani
Şimdi yanlış bir arkadaşlar. Mesela Fenerbahçe'de mesela Lemans, Valencia, Luis Gustavo, Jorgensen, ondan sonra Sosa, Novak, Thiam. Yani şöyle baktığınız zaman arkadaşlar, yani hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden iyi. Karbon üstü oyuncular. Elbette bu takım daha da iyi olacak. Daha da yani güzel maçlar çıkacak, ben buna inanıyorum. Ama bugün Hatayspor yani istediği sonucu aldı. Gereğini yaptı. Zaman zaman oyunu ağırlaştı da oyunu yaydı. Zaman zaman kontratağa çıktı. Fenerbahçe'ye tehlike atak sundu. Kaleci Hatayspor'daki en beğendiğim oyuncu kaleci Muhammed Münir'di. Gayet kendinden emin, hareketlenen, yani belki de bu maçın bir puan almasındaki en büyük adaylardan biri Muhammed Münir'di arkadaşlar. İki oyuncu kırmızı kart gören iki oyuncu sarı, iki sarıdan kırmızı kart gören, hele o ilk sarıyı gören oyuncu arkadaşlar Yamison Ribeiro'ydu. Yani resmen kendini attırmak için hani yapmayacağını bırakmadı. Önce faul ve hakem faula itiraz etti. Böyle faul mu diye. Daha sonra faul kullanana kadar habire itirazlarına devam etti de. Yani elinden gelen her şeyi yaptı. Resmen beni oyundan atın dedi. Ümit Öztürk de tabii ki ikinci sahadan bu oyuncuyu oyundan attı. Daha sonra arkadaşlar ikinci pozisyonda yine bir sarı kartı vardı. Stakel oyuncuyu resmen çekti. Yapılan bir ortada resmen oyuncuyu arkadan çekti. Ve hakem de gitti. Sen ne yapıyorsun gibisinden ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Yani Hatayspor'da yani bu iki olumsuz hareketin dışında diğer hareketler çoğu olumluydu. Özellikle puan alma konusunda olumlu hareketler yaptılar. İbrahim adlı forvet ama kimi aldı çöp Fenerbahçe'den? Bir şey olmaz, kaliteli forvet lazım. Modu Guç ve Karinç gibi. Hatay bir beni bilmeyen Fenerli'de. Evet İbrahim Bıysız, yani sen genelde öyle yazma ya. Maduguç, Kartal, Kamuran Lewandowski olur mu dedi. Osman Hocam. Evet Lewandowski arkadaşlar Perşembe günü izleyeceğiz. Bayern Münih'ten Sevilla karşısında. Evet bu arada sevgili arkadaşlar bu şu anda yayınımız devam ediyor. 2 saat 20 dakikadan beri yayınlarız arkadaşlar. Elimden geldiğince bugün güzel bir canlı yayın oldu. Yani tahmin ediyorum bugün güzel bir canlı yayın oldu arkadaşlar. Bizim için de güzel canlı oldu. Hem yorum yapan arkadaşlar hem yayınımıza katılan arkadaşlar hepinizin ayağına sağlık tatlı verdiğiniz için. Zaman zaman yayında 5 kişi falan da gördük ama bu beğeniler 58'de kaldı. Bizim geçi beğeni olarak fazla bir şeyimiz yok ama gene de gelmişken arkadaşların şu beğeniler yapmasını tabii ki istedik. Ama gene de canlar sağ olsun. Hatta bir ara chatten fazla yazı okuyamadım. Bunun için sizden özür dilerim ama zaman zaman chat'e baktığımda bazı ara yazılarını gördüm. Hatta bir tanesi dislike, benim tabirimden dislike attım dedi. Biz dedik ki yani at dedik. Önemli değil. Canın sağ olsun. Atabildiğin kadar at varsa dedik. Sanki dış ayak attıkları zaman katkı veriyor. Yani aslında onu bilmiyorlar. Bu arada arkadaşlar kalan maçla ilgili de yani fazla da bir şey konuşmak da istemiyorum. İbrahim Bısıs önemli değil bak önemli değil. Yani gelemeyebilirsin. Belki işin vardı yani. Hepsini anlayışla arkadaşlarım. Kamuran soğuk suyu unutma dedi. Vallahi soğuk su deyince şu suyumu ben içeyim. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bu bir kupa. Kupa bardak. Bu kupa aynı zamanda Perşembe günü 3 tane takımımızın oynayacağı ve bu kupa için oynayacakları bir
gece de arkadaşlar bu kupa, o kupanın simgesi arkadaşlar mini bir şekli Avrupa Ligi kupası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kupa için oynayacaklar. İnşallah Avrupa Ligi kupasında 3 temsilcimiz Alanyaspor ve Galatasaray Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Yani bu kupadaki maçlarında inşallah 3-3 yaparız. Ve Osman hocamızın yayını da bize uğurlu gelir. Evet, siz de dedi. Hamilen 2,5 litre buz gibi bir kola gönderiyorum sana dedi. Valla kolaya boş hocam, en güzel su. Arkadaşlar şöyle kapatayım arkadaşlar. Şurada reklam var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inşallah 3 takımımızdan biri sezon sonunda bu kupayı şöyle havaya kaldırır. Ve bizi de penaltı bahçeyi hatırlıyor musun İbrahim Maçmanlı dedi. Fener'in bir penaltısı vermedi. Hayır İbrahim. Niye? Yani puan kaybettiniz. Rakibinizi kutlayacağınıza, rakibinize yani tepki vereceğinize bahane arıyorsunuz. Yapmayın bunu. Bak ben Fenerbahçe'li değilim. Ben Galatasaray Beşiktaş'ı değilim. Ben hangi takımda olduğumu hepiniz de iyi biliyorsunuz. Yani bu da yani ben yenen takımlar devamlı kutlamış biriyim. Ya bugün de Hatay Spor'u kutluyorum. İstediğiniz için bir yudum da bana ve suyunuza bir şey etti. Ya da gecenin en güzel lafını sen ettin. Diyorum. Dostum, moderatörüm sağ ol, var ol. Valla iyi ki de varsın yani. Tek kelimeyle seni alkışlıyorum bu yorumundan dolayı. Eray Abbi'ni yenemez dedi. Evet. Alanya Spor deplasmana gidiyor. Eray Tatlı. İbrahim Umut Öztürk penaltı olsa kesin verirdi. Bence de penaltı olsa verirdi. Arkadaşlar. İbrahim Ümit Öztürk mesela var hakemleri verdi arkadaşlar. Yani Fenerbahçe gibi bir takım penaltı olacak. Hakemler o penaltıyı atlayacak. Hiç aklınıza geliyor musunuz? Hiç aklınızdan geçiyor mu? Hakem vermese var hakemi verir. Ama geçen hafta ağlayan Galatasaray Fener'in penaltısına laf eden bu hafta verilmedi. Evet. Bu arada Fenerbahçe'nin kazanması için Hatay Spor'un 8 kişi kalması lazımdı. Herhalde. Arkadaşlar yani ne olsa olsun bu arada bir Alanya Spor maçı alır mı dedi yani İbrahim çamur atma. Arkadaşlar ne olsa olsun tek kelimeyle şunu söylüyorum. Hatay Spor'u kutluyorum. Yani 0-0 aldı. Haddini bilerek oynadı. Puan çıkarttı. Zaman zaman kontrol sakattı. Zaman zaman oyunu ağırlaştırdı. Yani ne gerekiyorsa onu yaptı puan almak için. Zaten bir puan da maçta belki de maçtan önce sorsam da belki bütün önce belki de bir puan istiyordu Fenerbahçe'nin. Ama 3 puan daha alsak yani çantada kepik demeyeyim ben. 3 puan da o yani no, yani istedikleri bir puan da 3 puan da olursa yani işte ballı bir yemek diyeyim yani. Valla ballı bir herhangi bir şey diyeyim yani. Onu da siz anlayın yani. Evet. Bence bir puandan çıktı. 3 puandan gelirse işte demin dediğim gibi işte ballı kaymak diyeyim. Evet, evet. Aslında maçtan önce bir puan için çıktı. 3 puan da olursa ballı kaymak arkadaşlar ama o ballı kaymak olmadı. Bir puana razı oldular. Sonuçta ya zaman zaman arkadaşlar yani cümle kuruyorum. Tam ağzından çıkacağı zaman o cümle bir türlü ağzından çıkmıyor. Yani bunun için de sizin de affınıza sığınıyorum. Kusuruma bakmayın. Cüneyt Çakır'a görev var dedi. Evet Eray Tatlı.
Hatayspor zaten Dünya Kupası oynadı ya dedi. Zaten Dünya Kupası oynadı. İbrahim Bıyıksız ama bu sezon şampiyonluk yarışı Galatasaray Fenerbahçe Başakşehir arasında geçecek gibi dedi. Vallahi İbrahim bana kalsan bu seneki şampiyonluk Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bu sene iyi başlayamadı. Bence bunun arasından geçer. Bunların arasına girse girse Alanyaspor girer. Özellikle bunu belirteyim. Abi sence ligi en hızlı takım hangisi? Valla Aspen Çiftçi. Yani ligde şu anda yani ikinci hafta daha ikinci hafta oynadı yani daha iki hafta daha beklemek lazım bence iki ve üç haftada. Ama şu anda yürüdüğüne bakarsan yani Galatasaray biraz hazır yani hazır demeyeyim de Galatasaray biraz iyi oynuyor. Hiçbir takım aslında hazır değil. Sadece ama Galatasaray biraz iyi oynuyor. Alanyaspor iyi. Göztepe iyi. Yani benim şöyle baktığım var. Bu arada İstanbul'da yıkan Karagümrük gayet iyi maçlar çıkarıyor. Bunun yanında başka şöyle bir düşünce olursak benim şu anda arkadaşlar benim yaptığım kendime göre yaptığım analizde böyle. Ama hiçbir takım arkadaşlar şu anda bundan sadece ben iyi oynuyor yani tamam yani hiçbir takım yani daha yani tam hazır değil. Onu da belirtmek istiyorum. Evet 27 Eylül bekle saray hediyesi dedi bu arada dedi. Hatay bir puan aldı diye Fener şampiyonluktan uzaklaşmaz. Bundan ders ancak derbide sizi yener Türk Telekom'un intikamı zamanı dedi. Ya İbrahim bak yani bak bu lafına bir şey demem. Yani ha intikam olarak değil de Hatay maçından puan kaybetti. Ama derbi maçta bunu telafi ederiz. Takımımız iyi, kadromuz iyi. Derbi de yani biz alırız gibisinden yorum yapabilirsin. Bak bunu alkışlarım da edemem yani. Ama bu en son yazdığın yorum mesela gayet güzel bir yorum mesela. Bunun telafisini derbi maçta yaparız diyorsun. Galatasaray bizim karşımızda oynayamaz. Galatasaray bize test gelir. Diyebilmenin tabii ki yani o konuda yani görüşüne katılabilirim. Ha, Osman Hoca'nın da mesela bir Galatasaray orta Osman Hoca mesela ya Aleyhisselam Mendil'e biz size maç mı vereceğiz dese ona da katılırım. Sonuçta ya böyle yapıcı münakaşaya diyeyim yapıcı diyalog olursa bence daha güzel olur Türk futbol içinde. Evet, Fener Hatay bence iyi takım. Alanyaspor haftaya kimle oynayacak? Eray Tatlı. Eray, Alanyaspor haftaya Rize'ye gidiyor. Rize Spor'u oynayacak. Yani yanılmıyorsam. Evet, Alanyaspor önümüzdeki hafta Rize'ye gidiyor yanılmıyorsam. Vallahi Kamuran bak bu lafın da güzel bak ha. Fenerbahçe arkadaşlar Sergen Su için takımınızı eleştirin. Rakiplere bahane bulmayın diyor. Çok doğru yazıyor Kamuran. Bu arada Osmancığım verebiliriz. Bu arada verebiliriz. Geçen sene 10 maç verdim. 9'unda inemedik Cengo. Sen biliyorsun. Kamuran biliyor. Böyle fanatiklik yapmadım dedi. Evet, aynen hocam. Selam, aleyküm selam. Samuray Joker, hoş geldin yanımıza. Bu arada Hatay Spor'da tebrik ederim. Az kişi olsa da güzel oynadılar. Evet, Kamuran yani aslında yapılması gereken bu. Yapılması gereken bu. Rakibini tebrik edeceğim arkadaşlar. Yani. Başka çaremiz yok yani. Futbolumuzun zaten bu aşırı fanatizm yüzünden adam futbolumuz zaten bir türlü ileriye gitmiyor. Benim görüşümde. Altyapılara yatırım yapılmıyor.
Daha mı böyle yabancı oyuncağımla bu iş nereye kadar gidecek? Kulüplerin çoğu boş batağında, boşluğunun etkilenmesini istiyor. Bu sene hadi boşluğa etkilendi, biraz rahat nefes aldı ama seneye bu boşluğa yine karşısına çıkacak. Kimisi 3 puan isteyecek, kimisine yine transfer yasağı gelecek, kimisi yine bağıracak. Yine ben size bir örnek vereyim. Kulübün birinde transfer yasağı var. Bu transfer yasağına işte 140 milyon dolar para vererek transfer yasağını açtılar. Bu transfer yasağını açarken arkadaşlar bir tane oyuncuları var. Bir sezon boyunca oynadığı dakika kaç dakika biliyor musunuz? 90 dakika arkadaşlar. 90 dakika top oynamış ve kulüpten 20 milyon, yani 2 mi, yani kaç milyon dolar da Türk parasıyla 20 milyon dolar hakkım var, hakkımı istiyorum demiş abi. 20 milyon dolarla o kulübün at yapı testleri yapılır arkadaşlar. At yapı testleri yapılır. Alanyaspor'da yeni tütü mükemmeldi de. Arkadaşlar yani at yapı testleri yapılır. Yani futbolumuzun geldiği duruma bakın. Evet. Alanyaspor'da yeni tütü mükemmeldi. Kimmiş Eray Tatlı? Onu da yaz. Arkadaşlar bu arada Süper Lig'de ve Birinci Lig'de ilk hoca değişikliği yapıldı. İlk hoca değişikliğinde evet memleketimin takımı Adanaspor yaptı. Adanaspor ilk hocayı değişti arkadaşlar. Bursaspor'da çalıştıran İrfan Buz hocamızdan anlaştık. Aslında sezon başında hocamızdan anlaşı yaptık. Ama bazı ufak tefek pürüzlerden dolayı idare eden olsa daha önceki çalıştığımız hocamızdan anlaşmıştık hani. Ama şimdi İrfan Buz Adanaspor teknik direktör olarak Adana'ya sporun başına geldi arkadaşlar. Teknik direktör yok muydu? Hocam işte İrfan Buz'u istiyordu. İrfan Buz'dan da işte ufak tefek bazı sorunlardan dolayı bunu anlaşamadılar. Para konusunda anlaşamamışlardı. Başka bir idare eden bir teknik direktörle anlaştıydı Adanaspor. Onun da işte ikinci haftanın sonunda bir galibiyet bir beraber olunca işte bu arada da İrfan Buz da anlaşmayı kabul edince tekrar o teknik direktörü gönderip İrfan Buz'la anlaştı. Vedat Muriç koronavirüs olmuş. Fenerbahçe'ye bugün bulaştı. 9 kişilik rakibi yenemedi. Biliyorsun takımdaki etkiler bakınca ilk haftadan hoca mı değiştirdi? İlk haftadan hoca ikinci haftadan İki haftada ikinci haftadan hocam mı değişti diye desen daha iyi olur. Ya aslında yani bir nevi İrfan bu hocamızın takıma gelmesi için yapılan bir şey gibi bir şey ya. Yani Adanaspor yanlış yapmış. Vallahi hocam yanlış yapmadı. Gereğini yaptı. Gereğini yaptı yani. İnan işte bunun için anlaştı. Daha sonra İrfan Hoca takıma gelmek istediğini söyledi ve fiyatta da indirim yaptı. O istenilen fiyattan anlaşılınca İrfan Hoca'yı takımın başına getirdi yani. Yani aslındaki daha önceki hoca formaliteyi yaptı, takımın başındaydı yani. Adanaspor'dan iç içe olan bir arkadaşım da bu konuyu bana böyle anlattı.
Ben olsam bile almazdım. Hocam kimi almazdın? İrfan Hoca'yı mı almazdın? Vallahi hocam yani sonuçta parayı öne süren de geldi. Daha sonra paradan taviz veren de geldi hocam. Yani bizim de istediğimiz bir hocaydı yani. Sen de biliyorsun yani Bursaspor'da yani başarılı bir dönem geçirdi. Daha önce Hatayspor'da başarılı olmuştu İrfan Hoca. Evet. Hatayspor'un teknik direktörü Semih Tokatlı. Bu arada arkadaşlar yayında 4 kişi kaldık. Osman Hocam, Kamuran ne diyorsunuz? Ağlar yayını kapatalım mı? Vallahi hocam yani sonuçta yapacak bir şey yok yani. Öyle uygun görmüşler. Yani bizim de yani istediğimiz bir hocaydı yani. Yoksa senin dediğini sonuna kadar yani anlıyorum. Destekliyorum. Hocam bence de yeterli yani. Arkadaşlar yarın yine Alayık kanalından Osman hocamızı anlatayım yarın olacak büyük bir ihtimalle. Osman hocamız da belki şu anda yazar. Çarşamba günü ben açacağım. Perşembe günü yine Osman hocam açacak. Avrupa'da Türk takımlarının gecesinde ve Süper Kupa finalinde. Arkadaşlar hepinizin yani geldiğiniz ayağınıza sağlık, yayınımıza katkı verdiğiniz yani iyi ki de varsın yani. Herkese güzel günler daima sizinle olsun.